Karubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. TV262 ekranlarında Kocaeli'nin gündemi programıyla yine sağ salim karşınızdayız. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programını Kocaeli'de yayınlanan köşe yazarları üzerinden yapıyoruz. Köşe yazarlarımızın işlediği konuları burada okuyoruz. Ana kumanda ve ben ve bazen de konuk kendi görüşlerimizi de ilave ederek Kocaeli'nin bu hafta konuşulan, bu son iki günde konuşulan tartışılan konularını paket halinde izleyiciye sunmuş oluyoruz. Kulak mı yaptı? Gözlüğümü evde unuttum. Ana kumandanın gözlüğünü aldım. Bu da bana pek uymadı ama neticede gözlerim yanımda. Biraz sıkıntıyla yapacağım bu sefer programı ama konuları biliyorum. Çünkü gazeteleri daha önce okumuştum. İsterseniz önce bir değişiklik yapalım. Şimdiki programda okuyacağım konu başlıkları şunlar arkadaşlar. Tanzer Ünal'dan seçimle gelen talimatla gider başlıklı yazısı. Yine Tanzer Ünal'dan 500 milyon tasarruf için yaz saatine devam ediliyor. Başlık yazısı. Mehmet Özmen'den AK Parti kongreler ertelendi. Onunla ilgili yorumu. Cemalettin Öztürk'ten MHP gerçekçi olma başlık yazısı. Ve yine Cemalettin Öztürk'ten Suriye çocuklar dilendiriliyor konusu var. Yüksel Ercan'ın mutluluk başlıklı çok hoş bir yazısı var. Onu okuyacağız. Orhan Balcı'dan turizm için İzmit'te toplantı yapıldı. Onunla ilgili köşe yazısı var. Turizmle ilgili aynı zamanda Aytaç Cici ve Ozan Özgenç'in ve İsmet Çiğit'in de yazıları var. Onları da okuyacağız. Başka ne var? Sebahattin Aydın'dan dolarla kiradan vazgeçin başlıklı yazısı ve Aydın Belediyesi'nden Ege.AŞ'nin kurulmasıyla ilgili yazısı. İsmet Çiğit'ten Selman Yıldırım hakkında Selman Yıldırım İsmet Çiğit'i ziyaret etmiş. Orada konuştukları ile ilgili İsmet Çiğit köşe yazısı yazmış. Onları okuyacağız. Adem Turgut Sakarya Spor Başkanı'na paylaştığı bir yazıya tepki göstermiş. Onu okuyacağız. Yine Aytaç Çici'den neyse ki hain değilmişiz başlıklı çok güzel bir yazı var. Bir tepki yazısı. Onu okuyacağız. Melih Gökçek ile ilgili yine var. Nurettin Kolaylı AKP'de kongreler neden ertelendi? Yine o konu. Orhan Balcı'dan kültür gezilerinde son zamanların modası kültür gezilerinde Bilecik diyor. Onu okuyacağız. Ozan Özgenç, Cengiz Topal Havalimanı ile ilgili bir yorumu var. Ersin Akboy'un ekonomi tıkırında mı? Yüksel Ercan, plaketçi, ziyaretçi STK'lar, Sebahattin Aydın, kralınız bana terörist diyemez. Başlıklı tepki yazısı. Bunu özellikle basın camiası dinlesin isterim. Mustafa Küpçü yargıya saygısız yürütme başlıklı yazısı. Tanzer Ünal AKP'de tazelenme, Osman Gazi Köprüsü'nün ücretlendirilmesiyle ilgili yorumu Tanzer Ünal'ın ve yurt dışında tüyme başlıklı yazısını okuyacağız. Ve yeni huzurevi örnek olmalı başlıklı yazısını İsmet Çiğit'ten okuyacağız. Hemen başlıyorum. 5 Ekim 2017 Perşembe günkü Özgür Kocaeli gazetesinden İsmet Çiğit'in Selman Yıldırım'la ilgili yazısı. Önce parti içi barışı sağlamalıyız başlıklı yazısı İsmet Çiğit'ten. 2019 yılı Mart ayındaki yerel seçimler çok ama çok çetin geçecek. İlimizde özellikle İzmit'teki seçimin sonucunu kestirmek hayli zor. Seçim kavgası ise hayli büyük olacak. Özellikle referandumdan çıkan tablo ile CHP'nin İzmit'teki umudu arttı. Yıllardır CHP'den İzmit Belediye Başkanı olmak için sistemli ve kararlı bir çalışma içinde olan isim Selman Yıldırım. Selman Yıldırım, CHP'den İzmit Belediye Başkanı adayı olmak için senelerdir bir çalışma yürütüyor ve İsmet Çiğit'i ziyaret etmiş. Selman Yıldırım bana karşı hiçbir saygısızlık yapmadı. Ama nedense yıllardır benim için bir türlü Yıldırım'a ısınmadı. Selman Yıldırım'ın hiçbir saygısızlığını görmedim diyor İsmet Çiğit ama benim içim Selman Yıldırım'a ısınmadı diyor nedense. Hatta son zamanlarda kulağına gidecek yerlerde Selman Yıldırım aday olursa ben bile CHP'ye oy vermem diye konuşmuştum. Geçen gün Yıldırım geldi.
O anlattı, ben dinledim. Selman Yıldırım ön seçimde olsa, merkez yoklaması da olsa CHP'den İzmit adayı gösterileceğini söylüyor. Parti içinde kendisini destekleyen kadar desteklemeyen de bulunduğunu biliyor. Ben öncelikle İzmit'in artık yeniden CHP'nin kazanmasını istiyorum İzmit'i. Benden daha fazla seçim kazanma şansı olanın, bakın. Selman Yıldırım diyor ki, ben diyor CHP'nin İzmit Belediyesi'ni almasını istiyorum. Önceliğim bu diyor Selman Yıldırım. Benden daha fazla seçim kazanma şansı olan biri çıkarsa ben önünden çekilirim diyor. Bizim öncelikle parti içinde iç barışı sağlamamız lazım. Bu konuda ben üzerime düşeni yapıyorum diyor Selman Yıldırım. Selman Yıldırım ben tanıyorum. Son derece mütevazi, bilgili, dolu ve sevgili bir arkadaşımız. Yani İsmet Çiğit'in neden kanı ısınmamış onu da anlayamadım ama bence İsmet Çiğit biraz abartmış. Yani CHP seçmeni İsmet Çiğit, CHP'ye oy veren bir seçmen. İşte kanım ısınmadı diye tercih yapılır mı diye sormak lazım. Yani bu adama kanım ısındı, oy vereyim, ısınmadı, oy vermeyeyim. İlginç yani. Bir siyasi görüşe oy verirsiniz veya yönetim sistemine oy verirsiniz. Kanım ısındı, ısınmadı, yakışıklıydı oy verdim, çirkindi vermedim olur mu? İşte telifçiniz de var İsmet Çiğit. İsmet Çiğit'in yazısına ana kumanda diyor ki kanım ısınmadı derken muhtemelen İsmet Çiğit'in kastı nedir diyorsun? Başarılı olabileceğine inanmamış olabilir diyor. O açıdan söylemiş olabilir diyor. Ben de tanıyorum. Ben de diyorum ki Selman Yıldırım aday olsun. Ben de oy veririm. Diyorum. Biraz halka benzeyen insanlar lazım artık ya. Yani onları isteriz. Tabii diğer adaylara da bakacağız. AK Parti kimi aday yapacak? Yani hepsini değerlendireceğiz. Bizim oyumuz hiç kimsenin cebinde değil. Ne CHP'nin, ne MHP'nin, ne de AK Parti'nin cebinde değil bizim oyumuz. Biz adaylara bakarız. Ne kadar halka yakındır, ne kadar başarılı olur, kanaat getiririz, ona göre oy veririz. Ve Tanzer İnal. AKP'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkileri ellerinden alındı mı diyor Tanzer İnal. Malum gündem belli. O yüzden giriş bölümünü okumuyorum. Seçimle gelen talimatla gider dönemi mi? Demokrasilerin en belirgin özelliğidir. Seçimle gelen seçimle gider. Bu AKP'nin de bir zamanlar en çok üzerinde durduğu, en çok sahiplendiği kuraldı. Her fırsatta bizi millet getirdi, millet götürür söylemini dillerinden düşürmezlerdi. AKP şimdi farklı bir noktada. AKP'de artık seçimle gelen talimatla gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş böyle gitti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş böyle görevi bıraktı. Her gün yeni istifa haberleri dolaşıyor. Yani demokrasinin temel kuralı rafa kaldırıldı diyor. İsmet Çiğit bundan sonraki yani bu 5 Ekim Perşembe günkü yazısı 6 Ekim'deki İsmet Çiğit yazısında da yine bu konunun devamı var. Ama AK Parti'nin demokrasi açısından olmasa bile teşkilat açısından mantıklı bir değişime sürecine girdiğini düşündüğünü ifade etmiş Tanzer Ünal. Evet. Buyurun. Tanzer hocama bir ilave yapmak istiyorum diyor. Düzeltme yapmak istiyor. Düzeltme. Yanlış mı yazmış? Gözünden kaçmış bir şey diyor Tanzer hocam. AK Parti'de seçimle gelen seçimle gitmez diyor. Çünkü AK Parti'de seçim yok, atama var diyor. Zaten o aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ana kumanda AK Parti'de seçimle gelen seçimle gitmez. AK Parti'de diyor atama var. Milletvekilinden il başkanına kadar, ilçe başkanına kadar atamayla gelir. Utanmasalar mahalle temsilcilerini bile Ankara'dan atama yapacaklar diyor ana kumanda. Ama Tanzer Ünal da aynı şeyi söylüyor. Yani bak burada farklı bir şey yok. Tanzer Ünal diyor ki her fırsatta AK Parti bizi millet getirdi, millet götürür diyordu diyor. Ama diyor kendi yapılanması için de seçimle gelenler talimatla gidiyor diyor. Ya seçimle gelmiyor mu abi? Belediye başkanını halk seçmedi mi oyla? Ya koyması ayrı, onu bir de ertesi günkü gazetede yazmış. Hepsini bir seferde yazmamış. Yani ama neticede bir sandık koyulmuş, bir oy almış adam yani. Aday Tayyip Erdoğan ayıldı. Onu biz bir sonraki günde konuşacağız. Ben oraya not aldım. Aynı şekilde not aldım. Yani senin düşüncen ne, benimki de aynı o konuda. Kimi koysa seçilirdi yani. Öyle bir durum var değil mi? Yani ceketini koysa seçilirdi yani. Ceket örnekleri başka şeyler için de kullanıyor. Bak ceketimi atsam.
CHP'de gördüm, MHP'de gördüm ama AK Parti'de kendi ismiyle seçim alan belediye başkanı görmedim diyor. Duymadım bilmiyorum. Ben de duymadım. Belki varsa da bizim haberimiz yoktur yani. Yani mesela AK Parti kaybettiği halde kendi başına seçim alan. Mesela MHP'nin kaybettiği halde Körfez Belediyesi'ni MHP'li belediye başkanı almış. Ya da Demokratik Sol Parti meclise giremediği bir dönemde Eskişehir'i DSP aldı Yılmaz Büyükerşen. Değil mi? Hani AK Parti'de böyle bir durum yok. AK Parti'de liderlik var. Kimi koyarsa zaten kazanıyor. Diye bir durum var diyor ana kumanda. Katılmamak mümkün değil. Mehmet Özmen AK Parti'de kongreler ertelendi başlığısında. Malumunuz AK Parti'de kongreler ertelendi. Bununla ilgili değişik köşe yazarları yorum yapmışlar ama Mehmet Özmen'in biraz farklı bir yorumu var. Orayı okuyayım. Şimdi bu genel merkez kararıyla kongreler ertelendi diyor. Fakat meseledeki önemli husus ise şu. Bu erteleme kararının büyükşehir statüsündeki illerle sınırlı olması söz konusu kentlerle ilgili sorunların olduğu şekilde yorumlanmasına sebep oldu. Yani büyük şehirlerle ilgili bu erteleme olduğu için büyük şehirlerle ilgili bir sorun olduğunu düşünülüyor. İnsanlar düşünüyor diyor Mehmet Özmen. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın görevinden istifa etmesi, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasını istendiği iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iddialarla ilgili olarak yaptığı şimdilik böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez değerlendirmesi çok farklı değerlendirilmelerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Öyle ya, İstanbul ve Ankara gibi dünyanın en özel şehirlerinin belediye başkanlarının bile istifası gündeme geliyorsa diğer kentlerde neler olur neler? Herkeste böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Bu arada muhalefet partilerinin de ilginç bir beklentisi var. Kocaeli'deki muhalefet AK Parti'nin il başkan adayının kim olacağına, yerel yönetimlerdeki söz konusu istifa beklentisinin Kocaeli içinde geçerli olup olmadığına karar vermeye çalışıyorlar. Dahası belediye başkanlarının çoğu baylok kullanıyor diyecek kadar olayı ileri götürenler bile var. Ama şurası kesin ki AK Parti içinde çok gizli bir fırtına kopmuş durumda. Teşkilat kongrelerinin ertelenmiş olması ise iç dizaynın bir parçası gibi görünüyor. 16 Nisan referandumunun ardından yaptığımız değerlendirmelerimizde radikal bir temizlik hamlesine herkesin hazır olması gerektiğine vurgu yapmıştık. Kocaeli ölçeğinden bakacak olursak ilk radikal adım 6 ilçe başkanının görevlerine devam etmesinin önüne geçilerek atıldı. Yani bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı. İl başkanı için nasıl bir isim belirlenecek, dahası söz konusu değişim yerel yönetimlere nasıl yansıyacak bu konularda akıllarda çok soru var. Fakat bu erteleme kararı belli ki beraberinde hiç beklenmeyen kişiler hakkında bazı özel adımların atılacağı anlamına geliyor demiş Mehmet Özmen. Bir şey sorabilir misin? Sorabilirsin tabii. Buyur. Kadir Topbaş istifa mı etti yoksa istifa ettirildi mi diye soruyor ana kumanda. Bu soru Türkiye'nin gündemi. Yani görünürde istifa etti. Ama ona birisi istifa et dedi mi demedi mi bilmiyoruz. Evet, bu konuya giren yok. Etti mi ettirildi mi bilmiyoruz. Düzce için de öyle. Etti mi ettirildi mi bilmiyoruz. Ya niye beklemiş bu kadar o zaman? Ya arkadaşlar, Çin'de bir iş adamı arkadaşım oldu ya. Yilin Wang. Tanışmak isteyen varsa ben bunu size havale edeyim ya. Çin'e mi gideceğiz şimdi ya? Sebahattin Aydın, dolarla kiradan vazgeçin. Başlıklı yazısında. Yine özetleyeceğim yazının bir bölümünü. Özellikle AVM'lerde kiralar metrekare hesabı dolarla hesaplanıyor. Ama geçen sene işte kriz kapıya dayandığında hepimiz biliyoruz ki dolar bozdurma kampanyaları yapıldı değil mi? Yani o dönemde bazı işyerleri artık TL ile kira alacağız, vereceğiz diye açıklamalar yaptılar vesaire. Yani doların dizginlenmesi için bir ciddi bir kampanya yürütüldü. Ama şimdi geldiğimiz noktada Sebahattin Aydın diyor ki, ilimizde geçtiğimiz yıl faaliyete giren 41 burada AVM ve sembol AVM'de şube açan birçok mağaza yıl içinde şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Örneğin sembol AVM'de Adil Işık'ın kadın mağazası kemerlerini indirdi. Adil Işık gibi ünlü bir giyim mağazası Kocaeli'den sessiz sedasız gitti.
Yine örnekler vermiş başka mağazalardan da. AVM'ler döviz üzerinden kira işini bir gözden geçirmeli. Yarın doların 5 liraya çıkmayacağını kimse bilemez. Kısa vadede bu artış AVM sahipleri için karlı görünse de uzun vadede büyük sıkıntılara yol açar. Bir dönem dolar bozdurma furyası başlamıştı. AVM'lerden beklenti kira politikasını değiştirilmesi yönündeydi. Ancak AVM sahipleri buna hiç sıcak bakmadı. Dolar döviz üzerinden kira almaya devam ettiler. O dönem dolardaki sert yükseliş birçok mağazayı kepenk indirmek zorunda bıraktı. Türkiye'deki mağaza sahiplerinin yurt dışından kaynaklanan sorunlar yüzünden zarar etmesi çok üzücü. İrili ufaklı tüm mağazalar dolar üzerinden kira vermeleri yüzünden mağdur oluyor. AVM sahipleri hem kendi gelecekleri hem de mağazaların geleceği için döviz üzerinden kira alımını tekrar gözden geçirmeli diyor Sebahattin Aydın. Çerçioğlu örnek başkan, bunu başka arkadaşlarımız da yazmış. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu örnek bir proje geliştirdi. Belediyeye ait Çin'deki Ege Et AŞ tesisleri sayesinde Aydınlılar Türkiye'nin en ucuz etini tüketmenin keyfini yaşıyor. Türkiye et ithal eden bir ülke oldu. Kilosu 65-70 liradan dana eti satılıyor. Millet ete hasret kaldı. Çerçioğlu ve ekibinin geliştirdiği bu proje sadece Kocaeli'ye değil tüm ülkedeki belediyelere örnek olsun. Bugün manşet haberimizde de okuyacağınız gibi başkan dediğin sosyal proje üretmeli diyor Mavi Kocaeli. Örnek alın başlığı çıkmış zaten Sebahattin Aydın. Evet, İlker Akşit de aynı konuyu yazmış. Arkadaşlar. Büyük Kocaeli Gazetesi 5 Ekim Perşembe. Cemalettin Öztürk, MHP gerçekçi olmalı başlıklı yazısını okuyoruz arkadaşlar. Cemalettin Öztürk'ten bu yazı tartışılması gereken bir yazı. Yani biraz ağır geldi bana MHP açısından. Okuyalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlarım. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlarım ben diyor Cemalettin Öztürk. Milliyetçi, muhafazakar bir yapı üzerinde kurulu. Külhan Bey'i edası hiç eksik olmaz. Vurdulu, kırdılı yapı üzerine endekslenmiş. İşaret bekliyor. Haydi cengaverler dediğinizde savunmamız bir şekilde saldırıya geçen bir topluluk. 1999 yılındaki genel seçimlerde MHP Türkiye'de %19 oy oranıyla ikinci parti olduğu dönemde MHP Kocaeli Teşkilatı'nı takip eden bir muhabir idim. O yıllarda Ecevit'in partisi DSP %22 oy oranıyla Türkiye'de birinci parti olmuştu. DSP ve MHP'nin yanında bir de Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı eklenmişti. 99 yılından 6 yıl geriye sayarsak gidersek yani 93 yılında 93'ten 99'a kadar MHP Kocaeli Teşkilatı'nı izleyen bir muhabirdim. MHP'yi çok iyi öğrendim. Tabii ki bir gazeteci olarak. Siyasi yapılarını, dünyaya bakışlarını, ülke yönetimine bakışlarını iyi kavradım. Kocaeli'ndeki MHP'yi takip ettiğimde onlar bana, ben onlara güvendim. Hiçbir dönemde güvenimi suistimal edecek bir yanlışım da olmadı kendilerine. Duygusal da davranmadım. Gerçekçi bir yapı içinde parti içindeki gelişmeleri haberleştirerek çalıştığım gazeteye yöneticinin önüne koydum. O dönem çalıştığım gazete Özgür Kocaeli Gazetesi'ydi. Patronum İsmet Çiğit. Hiçbir dönemde kendimle ilgili ahlaki olmayan bir çalışma tarzımla ilgili İsmet Çiğit'in önüne olumsuz bir şikayetim gelmedi. Dürüstçe görevimi yaptım. MHP içindeki isimler halen de seviyor ve saygı duyuyorum. MHP'lileri seviyorum ve saygı duyuyorum diyor Cemalettin Öztürk. Onların da beni sevdiğini ve güvendiğini biliyorum. Zaman zaman kendilerini bu sütunda eleştirsem de bu eleştirimin ön yargıdan uzak olduğunu onlar da bilir. MHP'nin siyasi yapısından kaynaklı bir duruşları var. Heyecanlılar, pozitifler. Üstlerinden tek bir parmak işareti bekleyen onlarca ülkücü var. Saldırın, kırın, dökün denildiğinde şuursuzca saldıran bir yapıları var. Ben buna katılmıyorum. Bunun örneklendirilmesi gerekir. Ne rahmetli Başbuğ Türkeş, ne Devlet Bahçeli, ne Ocak Başkanlarımız, ne Ocak Genel Başkanımız saldırın, kırın, dökün dememiştir. Yani hatta engellemişlerdir. Yani MHP'nin tabanı dinamik bir taban. Ona katılıyorum. Dinamik, vatansever, hareketli bir tabanı var. Genç bir tabanı var. Ama bu genç taban çoğu zaman teşkilattan daha hızlı hareket ettiği için teşkilattaki abileri onlara durun, sakin olun, böyle davranmamız gerekmiyor diye
öğüt verirler. Onlara yol vermezler. Bunun örnekleri çoktur. Kocaeli'de yaşıyoruz. Kocaeli Öğrenci Konseyi Başkanı MHP'li, yani ülkücü bir üniversite öğrencisi seçildiği zaman buna itiraz edildi. Daha sonra AK Parti destekleyen bir öğrenci seçildi. O dönemde yüzlerce öğrenci Kocaeli Üniversitesi'nin içinde orayı birbirine katabilirlerdi. Ne yaptılar? Olgunlukla karşıladılar. Ve bu haksızlık olduğu halde olgunlukla karşıladılar. Yani Cemalettin Üstün dediği gibi MHP'de saldıralım diye bir durum. Ben de 40 yılım eski MHP'lisiyim. Duymadım, etmedim yani böyle bir şey. Hep engellemişlerdir. Ben de çok gençken öfkeli bir adamdım. Bana ocak başkanları falan rahat dur diye derlerdi. Yani asla gidip de kendi başımıza sağa solu kıralım, dökelim diye bir şey yapmış değiliz yani. Öyle bir durum yok. Büyük Kocaeli'de, evet. Evet. Yazık diyor hanı kumandan. Devamı da var ama. Bir Cemalettin Öztürk gibi en azından şey diyebiliriz yani, eski bir gazete, tecrübeli bir gazetecinin. Üstelik 6 sene MHP'yi bizatihi takip etmiş. Orada kimi gördü saldırın maldırın dendiğini ben bilmiyorum yani. De yazıldığı döneme bak. Evet. Tabii canım. Ocak başkanları hep öyle yapıyorlardı yani. Burada da öyleydi. Yani gençlere eğitim veriyorlardı. Yani çok mesela Kur'an-ı Kerim eğitimi vardı. Sohbetler vardı. Pozitif öğrenci olanlara pozitif eğitimler vardı. Yani hiç kimseye saldırın gidin dövün diyen Ocak başkanı ben bugüne kadar duymadım yani. Evet. Ya Kocaeli'ye dönersek bak, Kocaeli ben örneklendiririm. Ben hepsini tanıyorum neticede yani. İşlerinde gelmiş bir adamım. Hasan Turan 12 Eylül'den sonra ilk Ocak Başkanı'nı Hasan Turan'a yaptı. Açtı değil mi? Hoşgörün karşısında Ocak vardı. Biz oraya gidiyorduk. Hiç kimseyi dövün, kırın, kesin, biçin dediğini ben bu yaşıma kadar duymadım. Mustafa Büyük Sökmen'i, hatta şu var. Mustafa Büyük Sökmen Ocak Başkanı iken Mustafa Büyük Sökmen'i vurdular ayağından. Yani ülkücülerin saldırmasını bırak. Ülkücülere saldırdılar, vurdular. Tefeciler vurdu. O dönemde çok büyük olaylar oldu. Yani ülkücüler ya teşkilatlarında, ocaklarda olsun, partide olsun, hiçbir yerden gidin şunu kırın, dökün diye bir talimat almazlar. Böyle bir talimat MHP'nin mantığına, felsefesine aykırı zaten. Yani böyle bir şey yok. Ya, demokratik eylemlerini yaparlar tabii. Yürüyüşse yürüyüş. Başka bir şey. Ama hangi yürüyüşte ülkücüler bir yeri kırmış, dökmüş? Bir örnek var mı? Bunu da sormak lazım. Bir örnek söyleyin. Yani deyin ki ülkücüler şurada yürüyüş yaptılar, camları kırdılar, milleti kestiler. Var mı böyle bir şey? Yok. HDP ile karıştırıyor herhalde bu. Aydın Ünlü. Evet, Sayın Aydın Ünlü diyor ana kumanda. Evet. Ana kumanda diyor ki Sayın Aydın Ünlü, MHP İl Başkanı, Cemalettin Öztürk böyle bir yazı yazmış. Bu yazıdaki iddialarını ispatlamasını istemeniz lazım diyor. Diyor ana kumanda. Ben de katılıyorum. Devam edelim. Elbette ki bu bu doğru değil yani saldırılar. Günümüz siyaseti, günümüz dünyası, dünya konjonktürü, dünya siyaseti, dünyadaki gelişmeler artık daha başka. Vurdulu, kırdılı, saldırı hazırlığı içinde bir siyasi kültür yok artık. Siyasi partiler ve dünya siyaseti teoriler üzerine kuruluyor artık. Takip ettiğim süreç içinde MHP'nin bir ekonomik politikası yok. Bak haberi yok dünyada bunun. Yani MHP'yi çok iyi biliyorum diye burada tam paragraf yazı yazılmış. MHP'yi iyi tanıyorum, hepsini biliyorum, iyi biliyorum diyen bir kimse. MHP'nin ekonomik politikası yok diyorsa, yani ben onu ancak cahilliğine veririm yani. 1971 yılında, bakın 1971 yılında, şimdi hatırlayabiliyorsun, yanlış hatırlamıyorsam, 9 Haziran 1970 yılında kabul edilen MHP'nin parti programı 9'cık doktrini diye bir şey var. Bunu Sağır Sultan bilebilir. 9 umdeden oluşmuş devlet yönetim sistemiyle ilgili bir doktrindir. Rahmetli Alparslan Türkeş'in kaleme aldığı ve arkadaşlarının tabii ki. Büyük bir çalışmadır. Orada ekonomik yapıyla ilgili 3-4 farklı değerlendirme var. Tarım mı ayrı ele alınmış, Türkiye'nin coğrafya yapısı ayrı, hayvancılığı ayrı, sanayisi ayrı. O 9 ışıktan bir tanesi endüstri ve teknikçiliktir. Maddeden bir tanesi. Biri köycülüktür. Yani ekonomiyle ilgili çok kapsamlı açıklamaları var.
Ecevit'in çalıp da köy kent projesi olarak yarım yamalak uygulamaya çalıştığı şey 1971'de MHP'nin parti programlarının 9 ışıktaki köycülük ilkesidir. Ama tam uygulayamamıştır. Yani bu kadar köklü bir ekonomik politikası var olan bir partiye MHP'nin ekonomik politikası yok denir mi ya? Ya devletin öyle güncel simit 5 lira mı olsun, ekmek 3 lira mı olsun diye programı yok. Onları herkes zaten söylüyor. MHP'nin Türk devletinin, Türk vatanının değerlendirilmesi açısından tarımı, sanayisi, işte enerji kaynakları, osu busu böyle kapsamlı bir ekonomik politikası var yani. Yani tramvay niye 5 liraya mal oldu diye bir politika olmaz. Bu güncel politikadır yani. yani okuyun arkadaşlar, okuyun. Bak ben 9 ışığı okudum. Bak Das Kapital'i belki 5 kere okudum. Das Kapital'i. Karl Marx'ın Das Kapital'ini belki 5 kere okudum. Trotsky okudum. Tamam mı? Hatta Brejnev doktrinini ve komitet Gosudars... bak tam söyleyemiyorum, dilim sürçüyor. Komitet Gosudars Bezopas Posti'yi bile okudum. Anladın mı? Şimdi bak, bunları okuyacaksınız. Sosyalizmle ilgili karar verirken. Bu işleri bileceksiniz. Ondan sonra Mussolini'nin kara gömlekleri itirazını okudum. Hitler'in nasyonel sosyalizm doktrinini okudum. Yani bunlara ekonomik politikası var mı yok mu eleştirmeden önce bunları okuyacaksınız. Yani bu dünyaya şekil veren veya ülkemize şekil vermeye çalışan dünya akımları ve karşısında dikilen Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne ekonomisi var? Bunu merak edip bir aydın okumazsa böyle atarsınız işte ondan sonra. Başka ne yokmuş? Bakın. MHP'nin ekonomik politikası yok. Bir kültür politikası yok. Bir sosyal politikası yok. Bir yaşam politikası yok. Bunun dünyada da böyle yok ya. Hayret edersin ya. Ne var ne yok? Savunma, saldırı, Külhan Bey'i bir siyasi politika üzerine kurulu bir yapı. Tam sokak çocuğu böyle düşünür. Yani ağız olarak. Ülke yönetimine, ülke yönetme anlayışı, şehir yönetme anlayışı nedir? Toplum bilmiyor diyor. Valla İlimtepe projesini herhalde sokaktaki kabadayılar yapmıştır. Değil mi? Ha, İlimtepe projesini sokaktaki kabadayılar yapmıştır. Değil mi? Allah'ım. Yakın bir zamanda Kuzey Irak'ta bir referandum yapıldı. Yanı başımızdaki komşumuz olan Kuzey Irak'ta böyle bir karar alınması elbette ki ülkemiz siyaseti açısından can sıkıcı oldu. Sadece bizim değil, birbirimize diş bilediğimiz, aslında hiç de samimi olmadığımız Irak, İran ve Suriye ile bile aynı tarafta yer alarak Kuzey Irak'taki referandumu tanımamaya başladık. Tanımamaya başladık diye cümle kurulmaz arkadaşlar. Olumsuz bir şeye başlanmaz. Tanımamaya başladık. Bir şey başlamak fiili varsa bir şeyde o tanımamaya baş. Ya, tanımıyoruz dersin, değil mi? Tanımıyoruz. Tanımadık. Kabul etmedik dersin. Başlamak mıdır? Olmayan bir şey başlanır mı? Tanımıyoruz zaten biz bunu yani. Öyle yok, öyle yok. O dinlemiyorum diye kulaklığı çıkarıyor. Tak, öyle yok. Söyletme vurun yok bizde. Biz Necip Fazıl okumuş adamız. Onu da okuduk. Bu Necip Fazıl hakkında bilmiyorum. Cemalettin Öztürk üstadımız. Onu da cahil mali kabul eder belki ama. Söyletmen vurun yok yani bizde. Biz dinleyeceğiz, cevap vereceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Öyle bir şey yok. Şahsıyla derdimiz yok ki Cemalettin Öztürk. Yok öyle yok. Öyle kes. Yok. Şimdi bak şu da var. Köşe yazarı her zaman söylüyorum. Köşe yazarı fikrini yazar. Yanılma payıyla yazar. Köşe yazarının yazdıkları ansiklopedinin almış bilgi değildir. Yanılma payıyla beraber risk alarak yazı yazar. Tamam, mutlak doğruya doğru değil diyorsa biz de bunu okuyoruz. Okuyuculuk kitlesi de okuyor ve ona cevabını veriyor. O zaman ne oluyor? Cemalettin Öztürk bir daha düşünecek. Diyecek ki ya ben burada yanılmış mıyım? Yanılmışsa diyecek ki doğru. Dokuz Işık diye bir eser var imiş. MHP'nin ekonomi politikası var imiş. Köklü bir ekonomi politikası, kültür politikası, sosyal politikası var imiş. Mesela sendikalarla ilgili MHP'nin görüşünü biliyor musunuz? Cemalettin Bey 9 Işık'ta ne yazıyor sendikalarla ilgili? Sendikalarla ilgili sosyalistlerden çok daha ileri bir görüş savunuyor Alparslan Türkeş. Diyor ki, bak yani yok diyorsun sosyal politikası falan. Diyor ki, işçilerin diyor, aynı iş kolu olduğu halde onlarca sendikası var. Aynı iş kolu diyor mesela.
Yani iş kolu aynı olduğu halde onlarca farklı sendika var diyor. Değil mi? Bu diyor yanlış. Her iş kolunda tek sendika olacak diyor. Önerisi bu. Neden? Tek sendika olursa, solcuların ayrı sendikası, ülkücülerin ayrı sendikası, AKP'lilerin ayrı sendikası olursa partiye dönüyor. Tek sendika olursa, ben bu kadar zam istiyorum, şu hakkı istiyorum dediği zaman tek ses söyleyecek. Belki yüz binlerce insan aynı anda söyleyecek. Patron vermedi mi? Bir saat iş durduğunuz zaman patlatırsın. İşçinin gücü böyle olur. Dokuz ışığı okut, orada var. Dokuz ışık Alparslan, Türk işin dokuz ışığında bu var. Yani bu sadece buna bakıp, Türk işçinin yani sosyalistlerden daha çok işçinin yanında diyebilirsiniz. Sen diyorsun ki sosyal politikası yok. Hatta Türk işin bu görüşünü eleştirmeniz lazım. Fazla ileri gitmişsin demeniz lazımken sen hiç yok diyorsun bu yani. Çok garip. 6 sene çalışmış gidip oraya. Neyse. Evet, devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta yapılan referandum %93.29 evet çıktı. Sadece %6.71 hayır çıktı. Referandumun en büyük destekçisi ise İsrail ve Amerika. Elbette ki bunun arkasında Avrupa Birliği ülkeleri de var. Bakmayın siz Amerika'nın referandumu tanımıyoruz naralarına. Doğru. Barzani İsrail ve Amerika olmasa asla böyle bir cürete kalkışamazdı. Tabii ki. Neyse bu dünya siyaseti beni aşar. Benim asıl değinmek istediğim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bahçeli referandumdan sonra diyor ki 5000 ülkücü Kerkük'e girmeye hazır açıklamasını yaptı. Bahçeli paralelinde hareket eden, konuşan, açıklamalar yapan MHP Kocaeli Başkanı Aydın Ünlü diyor ki Kerkük için Kocaeli teşkilatları da hazırdır diyor. Gülünecek bir durum değil mi diyor. Konuşacağız. Beyler biraz gerçekçi olalım. Bu tür Külhan Bey'i açıklamalar, Beyli çıkışlar size puan kazandırmaz. Sizin açıklamalarınız ve hayatın gerçekleri çok daha başkadır diyor. 5000 ülkücü Kerkük'e girmeye hazır da ne demek? Siz şimdi Kerkük'e girdiğinizde Kuzey Irak'takiler referandum kararından vaz mı geçecekler? 5000 ülkücü Kerkük'e girdiğinde orayı geri mi alacak? Yapmayın beyler. Karnı tok milletin böylesi hamlelere karnı tok. Kuzey Irak'taki referanduma karşı çıkabilirsiniz. Yapmayın, etmeyin, vazgeçin bu sevdadan diyebilirsiniz. 5000 ülkücü sınıra yığabilirsiniz. Ülke olarak tankları sınıra yığabiliriz. Meclisten sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz. Bunlar normal. Ama dünyanın diğer ülkelerinin iznini almadığınızda o askeri sınırdan 1 kilometre içeri sokabilir misiniz? Tankları 2 kilometre içeri girebilir mi? 5000 ülkücü bir adım sınırı geçebilir mi? Fırat Kalkanı harekatını unuttuk herhalde. Turancılık hayalleriyle bölgede böyle davranılmaz. Dünya artık başka yönetiliyor ey MHP'liler. Meclis asker gönderme tezkeresini geçtiğimiz günlerde onayladı. MHP'de, CHP'de, AK Parti'de birlikte onay verdi. Elbette ülkemizin güvenliği için alınan bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Ama artık hiçbir şey ha deyince olmuyor. Dünya politikaları bambaşka. Devlet siyaseti ile halkın siyaseti aynı değil. Sokaktaki vatandaşın gündemi ile ülkenin gündemi farklıdır. Demek istediğim şudur. MHP biraz daha gerçekçi politika üretmeli. Ben sadece şuraya Aydın Ünlü cevap verecek bunlara ama ben kendi köşe yazar olarak ben de kendi şahsi görüşümü ilave etmek isterim. Bakın. 1939 hatta 38 hatta 37'lerde Avrupa'da ırkçılık hareketleri geliştiği zaman hatta yani 20. yüzyılda diyebiliriz başından beri bunun kökü var, dalı var. İtalya'da farklı gelişti, Fransa'da farklı, Katalonya'da farklı, Almanya aldı, sazı gitti. O hale geldi ki Alman ırkının üstünlüğü politikası dünyaya öyle pompalandı ki dünyadaki bazı milletler, Kuzey Afrika'da mesela, İtalyanlardan bezenler mesela, gerçekten Almanlar üstün diye kabullenmeye başladılar. Biz gerçekten üstün ırk değiliz diye. Eğer Hitler'in nasyonel sosyalizm doktrinini okursanız orada verdiği örnekler o kadar düz mantıklı ve ikna edici ki hayret edersiniz. Şimdi bu işte Alman ırkı üstündür filan vesaire meseleleri var iken buna karşı bir antitez ortaya koyup milli dokuyu korumamız gerekiyor. Her milletin bunu yapması gerekiyordu. Değil mi? Neticede İkinci Dünya Savaşı'nda faşist Hitler'le Türkiye sınır komşusu oldu. Doğru mudur? Hepsini işgal etti. Doğrudur. Türkiye o dönemde neyi geliştirdi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir Türk dünyaya bedeldir. İşte şu ünlü adam Türk'tür aslında. Kızılderililer de Türk'tür. Einstein'ın soyu Türklere dayanır gibi Türk milletine maksadını aşan bir milliyetçilik pompalandı. Neden? Kendini de alçak görmesin Almanların karşısında diye. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Bu bir reaksiyondur.
psikolojik reaksiyondur. En üstünün Alman olduğunu kabul etmiyorum. Aksine Türk milleti en üstündür. Ne mutludur kim diyene dedi. Bakın. Şimdi o dönemi cımbızla alıp onlara faşist diyebiliyor musun? Diyemeyiz. Dersek Atatürk'e dememiz lazım bu sefer. Diyemezsin. Refleks olarak yapıyor. Milli şuuru dinç tutmak için yapıyor. Dönemim şimdi 5000 ülkücü hazırdır Kerkük'e girmeye diye açıklama yapan Devlet Bahçeli'ye verdiğiniz eleştiriye. Kerkük'te hayatlarından endişe eden Musul'da Kerkük'te Türkmenler hayatlarından endişe ediyorlar orada. Zaten referandumdan sonra bir tane Türkmenin evi tarandı bilmem ne. Yani orada Saddam döneminde de bir ufak tefek katliamlar yapıldı. Değil mi? Yani Türkiye'ye çok yakın olduğu halde Türkiye oradaki soydaşlarına yeterince ilgilenip müdahale edemedi. Şimdi Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan bir numaralı adam o Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Kuzey Irak'a sert bir dille uyarıyor. Değil mi? Sınırda efendim tankları sınıra getirmiş orada tatbikatlar yapıyor, gözdağı veriyor. Muhalefet partilerine bakacak dünya kamuoyu. Muhalefet parti, ana muhalefet destekliyor mu? Destekliyor. Ondan sonra hangi muhalefet var? Milliyetçi Hareket Partisi. Dinamik güç bunlarda. O da çıkıp da biz 5000 ülkücüyle hazırız demesi, oraya 5000 gidecek de, savaşacak da, alacak da manasını mı taşır? Biz devlet olarak bütün dünyaya diyoruz ki muhalefetimizle, milliyetçimizle, laikimizle, demokratımızla hep birlikte biz buna tavır koyuyoruz demektir. Tek ses olmaktır. Yoksa bundan 5000 ülkücüyü otobüse götürüp de oraya gidecek halimiz yok. İş başa düşerse de gideriz yani. Siz yatın yatağınıza. O sınırı geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz görürsünüz yani. Onu da söylerim yani. Biz sınırımızı geçeriz. Çok geçtik daha önce yani. Geçeriz. İş başa düşerse. Ama ordumuz orada. Güvenlik güçlerimiz orada. Gerekeni yapıyor. İşe bize ihtiyaçlar olursa Türk milleti zaten sadece ülkücüler değil. Bütün Türk milleti zaten burada. Biz her Türk asker doğar demişiz zamanında yani. Ama buradan işte Bahçeli'nin açıklamasının psikolojik yansımalarını değerlendirmek yerine oradaki Türkmenlerle çok yakın bağı var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. O Türkmenleri abi biz sahipsiz değiliz duygusuna kazandırmak. Oradaki Türkmenlere bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var, ülkücüler var duygusunu kazandırmak, özgüven aşılamak kötü bir şey midir? Siz yoksa ne zannettiniz? 5000 otobüse binip yarın gidiyoruz falan mı zannettiniz yani? Bunları gazeteci yani bak örnek vereyim mi? Mübarek bir adam talebesini gezdirirken karşıya göstermiş dağı. Lütfen üstüne alınma. Cemaatin üstünü söylemiyorum. Genel olarak. Yani fotoğrafın arka planını görmek açısından. Ne görüyorsun demiş talebesine. Talebesi demiş ki dağ görüyorum efendim demiş. Karşıda dağ görüyorum demiş. Mübarek adam dönmüş demiş ki oraya eşek de baksa dağ görürdü. Senin ne farkın var benim talebemsin? Değil mi? Eşek de baksa dağ görür, kuş da baksa dağ görür yani. Senin insansın. Sen baktığın zaman o dağın içini, o oluşumunu, dağın içindeki canlı hayatı, o dağın yeryüzünde dengesini, dağla ilgili ayetleri, bir sürü şeyi görmen lazım yani. Sen de dağ görüyorsun, eşek de dağ görüyor, baykuş da dağ görüyor. Biz de yazar olarak, sizler olarak, değil mi? Bir şeyi yazarken bir azıcık acaba bunun sonuçları, sebepleri yani bu çok önemli. Sebep sonuç ilişkileri çizimini değerlendirmek lazım. Yani buradan kim karlı çıkar? Bu açıklama kime yarar verir? Kime zarar verir? Biz hangi tarafı destekleyerek yorum yapıyoruz? Gibi biraz daha kapsamlı bakmak lazım. Yoksa sen ülkücülere bu kadar vatansever insana, bu kadar içinden eğitimli insan çıkarmış insana, yok sokak kabadayısı gibi olmaz, saldırın, bunların işi gücü saldırmak, külhan beyi havaları denmesi çok ucuz geliyor. Aydın Ünlü'nün cevap vermesine gerek kalmadı. Ben zaten verdim yani. He. Ana kumanda ısrarla diyor ki MHP il başkanı Aydın Ünlü çıkıp desin ki bu iddialarını ispatla. Külhan Bey nerede? Öteki nerede? Bizim ekonomik politikamız yok mu? Bakın neydi? Ekonomik politikamız yok diyorsun. Kültür politikamız yok diyorsun. Sosyal politikamız yok diyorsun. Yaşam politikamız yok diyorsun. MHP'nin politikaları yokmuş. Bununla ilgili Aydın Ünlü muhtemelen ilgilenir. Programımızı izlediğini biliyorum. Gazeteyi de okumuştur muhtemelen. Geçmeyeceğiz mi? O İbrahim Bey'i öven Cemalettin Öztürk değil. Yüksel Ercan'ın. Ha, kimi? Değil ya. Ya ayrıldı onlar ya. Sen kimle hangisinden bahsediyorsun? Aldızlar ayrı ya. O öteki bizim İbrahim vardı orada o bıraktı. İbrahim deyince kafam karıştı ya. Tamam.
Yani Anakumanda diyor ki Cemalettin Öztürk bu yazıyı yazana kadar keşke kendi gazetinden söz etseydi. İmtiyaz sahibini öven yazılar yazsaydı da. O tür yazılarına alıştık zaten diyordu. Şimdi böyle devam etseydik. O kadar da değil ama. Bak tekrar ediyorum. Köşe yazarı. Yazısına katılıyoruz mu katılmıyoruz. Eleştirdik mi eleştirdik. Tabii ki eleştireceğiz. Biz de köşe yazarız. Ama yanılma payıyla yazar. Dersin. Ya yoğurdun siyah olduğunu ispat etti eskiden İzmit Lisesi. Sen bilmiyor musun onu ya? Din yok demiyor ya. Ha, varken yok dersen tabii ki beyaza siyah demiş olursun diyor. Tamam biz de neticede fikrimizi söyleyip eleştirdik yazısını. Neticede programımızın formatı zaten böyle arkadaşlar. Köşeden okuyoruz, kimisini katıyor, kimisini eleştiriyoruz mesela. Biz yanılıyoruz. Daha sonra bakıyoruz öyle değilmiş, böyleymiş. Gerçi daha yanılmadık ama elbet bir gün yanılacağız biz de. Yine Cemalettin Öztürk Suriyeli çocuklar dilendiriliyor diyor. Evet Türkiye'de maalesef Suriyeliler tabii ki kucağımızı açalım. Yani ben Suriyelilere yapılan insani destekten hiç şikayetçi değilim. Kimse değil. Cemalettin Öztürk değil ama bunun da bir raptu zapt altına alınması gerekir arkadaşlar. Her taraf dilenci oldu ya. İzmit'te 30 bin Suriyeli varmış. 30 bin. Ya olsun 30 binden şikayetçi değiliz. Ama ya girsin çalışsınlar bir şey yapsınlar. Ya hepsi dilenci. 5 tane çocuk dileniyor. Ağacın dibinde bir tane delikanlı bekliyor. Onlardan parayı alıyor. Böyle sektör yaptılar bu işi yani. Buna da birileri dur desin diyor. Cemalettin Öztürk ATM sırasında çarşıda bekliyormuş. ATM kuyruğunda para çekmeye yatırmaya neyse. 2-3 tane çocuk gelmiş ufak ufak. Para istemişler. Oradakiler tepki göstermiş kuyruktaki yürüyün gidin diye. Cemalettin Öztürk kuyruktan çıkmış. Demiş karnınız açsa gelin size yemek yedireyim. Tutmuş kolu, çocuğun kolunda gel demiş yemek yedireyim sana açsınız madem. Demiş. Çocuk yok ben para isterim falan demiş. O ara bir bakmış ağacın dibine doğru çocuğun şeyi büyükleri bekliyor orada. Hani dilendirenler. Çocukları dilendiriyorlar ya bakar mısın sen Suriye'den buraya gel. Ölümden kaç. 6-7 yaşında çocukları dilendir. Çüş derler adama yani. Buna da bir devlet bir şey yapsın yani. Orada haklılık payı da var yani. Biz de merhamet ediyoruz. Acıyoruz tabii ki yani. Günah değil mi o çocuğa ya? Dilendiriyorsun. Devlet sana bu kadar imkan sunmuş. Kafana daha bomba düşmüyor. Tank gelmiyor bir şey gelmiyor. Türkiye'de selamette yaşıyorsun. Çocuk dilendirmek de nedir ya? Bu İslam'da böyle bir şey var mı? Kaçmış. Görmüş Cemalettin Öztürk ama adam kaçmış gitmiş. Koşarak kaçmış gitmiş. Aramış. Aramış. Gereğini yapmış Cemalettin Öztürk. Aradık haber verdik diyor yani. Gerekli birimlere de haber verdik diyor ya. Ve hatta yazısını da taşımış. Kent yetkililerine duyurulur diyor yani. Hakikaten öyle ya. Her ışıklarda tependeler ya. Yani ihtiyaç var ise... Koskoca devlet var burada yani. İhtiyaçlarını karşılarım. Ben mi vereceğim? Yok veriyoruz. Ayrı bir şey de. Bunu da birileri ilgilensin diyorum ben de. Mutluluk ve başlıklı yazısı Yüksel Ercan'dan. Bunu biraz daha mutluluğa ihtiyacımız olduğu zaman okumak üzere. Yani yine programda okuyacağım. Yetiyor. Zamanımız yetiyor. Ayırayım. Konu konuya bağlayarak devam etmek açısından arkadaşlar. Onu okuyacağım. Ayırdım. 10 dakikanı aldı. Sen çok konuştun kardeşim. Evet, TÜRSAP Başkanı 25 tur operatörüyle geldiği İzmit'te hayran kaldı. İzmit artık turizm kenti. Bu konuyu çok yazdılar. TÜRSAP Başkanı'na da Ozan Özgenç'ten bir kapak var. Onu da okuyacağız burada. Hani Ahsan'a kaya nereye dayarsan daya diyor ya bazen. Tazer Ünal yazıyor ya ara sıra. Ahsan'a kaya nereye dayarsan daya. Bizimki de öyle oldu yani. Ozan Özgenç öyle yapmış. Bir denk getirsem de hangisiydi? Neyse devam edeyim de gelince okuruz. Ve turizm turu. Arkadaşlar bu turizmle ilgili yapılan toplantı bütün gazetelerin ve köşe yazarlarımızın dikkatini çekti. Evet Orhan Balcı'dan girelim konuya arkadaşlar. İlimiz için, İzmit için önemli bir toplantı yapıldı. Tarihi Süleyman Paşa Hamamı içinde bulunan Nevi Sanat Kafede İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya konuk olarak TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, İstanbul'da aktif faaliyet gösteren 25 acente sahibi katıldı. Ciddi bir toplantı. Toplantıda Vali Hüseyin Aksoy,
Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Zekeriya Özak, Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kaymakamlar vesaire büyük herkes katılmış. Bizi daha çok ilgilendiren Kocaeli Gazete Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol katılmış. Onu da okuyorum. Vali Aksoy şunu söylemiş. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinen bir kent. Ancak turizm kenti olarak da çok önemli potansiyel olduğunu biliyoruz. Tarihi ve kültürel zenginlikleri oldukça fazla olan bir kent. Gerek kültür ve turizm potansiyelimizi daha iyi anlatmak ve buraya daha fazla turist gelmesi için çalışmamız gerekiyor. Doğal turizm anlamında yürüyüş parkurlarımız bulunuyor. Olta avcılığı yapılabilir. Bunun için turlar düzenlenebilir. Cengiz Topal Havaalanı var. Uçuşların biraz daha artırılması konusunda çalışmalar içerisindeyiz. Şeklinde konuşmasıyla bu konuda yapılacak çalışmalara ve projelere her zaman destek vereceğinin altını bir kez daha çizdi. Her gelen valide bu Cengiz Topal Havaalanı'nı canlandıracağız deyip de hep gidiyor. Nasıl oluyor bilmem bu havaalanı. Havaalanı'yla ilgili var ya. Okuyacağım şimdi. Aynı konuyu bağlayacağım. Dur. Aynı konuya devam edelim arkadaşlar. Öyle bir ayarlama yapmam lazım ki. Orhan Balcı. Dur bakayım. Orhan Balcı tabii. Orhan abiden. Orhan Balcı. Konuyu Orhan Balcı ile açtık arkadaşlar. Şuradan ben notlarıma bakayım. Dur. Orhan Balcı ile açtık. Kim yazmış başka? Aytaç Cici yazmış. Dur. Ozan Özgenç. Turizm bunlarla mı kalkınacak? Ve İsmet Çiğit turizm palavrası. Bakın şimdi. Ozan Özgenç. Hangi gazetede Ozan Özgenç? Kocaeli Bizim Yakın gazetesinde. Tarihini atladık ama konuyu bölmeyelim yani. Neredesin Ozan Özgenç? Evet. Ozan Özgenç diyor ki turizm bunlarla mı kalkınacak? Bugüne kadar kamuoyuyla hep övünen affedersiniz, düzeltiyorum, baştan alıyorum. Ozan Özgenç diyor ki, bugüne kadar konumuyla hep övünülen Kandıra sahilleriyle yaz turizmi, Kartepe ile kış turizmi, İzmit Körfezi manzarası, muhteşem doğa parkurları, ormanları, binlerce yıllık tarihi, konakları, dar sokaklarıyla bu kent turizm konusunda beklenen sıçramayı bir türlü yapamamıştı. Çünkü bu konuda elini taşın altına koyan pek kimse de çıkmadı. Sanayinin başkenti olan Kocaeli, bir önceki dönemde turizm kenti sloganı kullanmaya başlamıştı ama lafla peynir gemisi yürümezdi, yürümedi de. Şuraya geliyorum. Dünkü toplantı ve bundan sonrası ile ilgili planları sormak üzere hem de başkanıyla tanışmak için TURSAP Kocaeli temsilciliğini aradım. İnternetten bulduğum telefona bakan yok. TURSAP Kocaeli temsilciliğini arıyor. Ozan Özgenç, internetten bulduğum telefona bakan yok. Sonra il temsilcisi kim diye merak ettim. Bir gazeteci olarak belki bilmemem ayıp ama öğrenmem lazım. Yılların gazetecisi Galip Ataman Hoca'ya sordum. O da bilmiyor. Kocaeli Gazete Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol'a sordum. O da tanımıyor. Açtım en son bilse Google bilir diye ona yazdım. Orada bile yok. En son Galip Hoca İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan'ı arayıp sordu. Kim olduğunu öyle öğrendik. İşte Kocaeli'deki turizmin fotoğrafı diyecek oldum ki o sırada tur operatörlerinin buluşmasına katılan bir arkadaşım geldi. Toplantıdan geliyor. Konuya kulak misafiri olunca o il temsilcisi dünkü genel başkan ve 25 dış tur operatörünün katıldığı buluşmaya gelmemiş. Bak gelmemiş buluşmaya. Ama haberlerde açıklaması var. Komediye bak. Düşünsenize. İzmit ile ilgili çok önemli bir turizm buluşması var. Seyahat acenteleri Kocaeli temsilcisi o toplantıda yok. Yani Kocaeli'de turizmin nerelerde olduğunu buradan belli değil mi? Yapılan bu buluşma, atılan bu adım önemli bir adım. Ama atılan bu adımları bu ilgisizlikle yürütmeye çalışırsak değişen çok daha fazla bir şey olmaz demiş Ozan Özgenç. Devam aynı konu. Bu kent için tek sefer kaldırdınız mı? Bu da Cengiz Topal Havaalanı'nın atıldığından yine bütün köşe yazarlarımız hemfikir pasifliğinden söz ederek konuyu şuraya getiriyor. Diyor ki, tabii ki yani sürekli şehit cenazesi için kullanılıyor, hac için kullanılıyor. Ozan Özgeç'ten okuyorum. Tabii ki şehit cenazelerine de ev sahipliği yapacak havaalanımız. Şehitlerimiz hepimizin şehidi. Ama hac, umre ziyaretleri ve şehit karşılama dışında kullanılmadığı için sanki uhrevi bir yere dönüşmek üzere Cengiz Topal.
Bırakın uluslararası olma çabasını, sanki bu dünya ile öbür dünya, yani dünyalar arası bir yer. Bir yatırı, bir de musalla taşı eksik. Cengiz Topal havalimanı için diyor ki, sadece ya şehit cenazesi geliyor ya da hac umre turları düzenleniyor. Başka bir şey yok diyor. Bir diyor yatırla, bizim musalla taşı koyun tam olsun diyor yani. Belki söylediklerime kızanlar, dalga mı geçiyor bu, bu densiz diyenler olacaktır. Ama durum maalesef bu. Eğer turizm konusunda hamle yapmak istiyorsak bu havaalanını bir an önce hareketlendirmek lazım. Vali Aksoy'un dediği gibi bu konuda kentin bir duruşu ve kararlılığı olmalı. Sadece ulusal havayolu şirketlerinin tarifeli seferlerine bel bağlamakla hac umre seferleriyle bu işin olmayacağı ortada. Bunun için bir çekim alanı oluşturmak şart. Mesela bu toplantıya katılan yerel turizm acenteleri bir araya gelerek bu havaalanını nasıl hareketlendiririz diye düşünecek. Nasıl Cengiz Topel'den hac ve umre yolculuğu yapılabiliyorsa özel girişimlerle farklı tur organizasyonları da düzenlenecek. Yeni gelecek Kocaeli Spor'un gideceği bir deplasmana Kocaeli Spor'u çok seven Büyükşehir Belediyesi ya da İzmit Belediyesi uçak kaldıracak. Aynı şekilde girişimde bulunup Kocaeli'ye gelecek rakip kulüplerin taraftarlarını getirmek için özel organizasyonlar düzenlenecek. Bu kente yok şu kadar Erzurumlu, bu kadar Trabzonlu, şu kadar Ağrılı, Rizeli var diye övünür hemşeri dernekleri. Soruyorum, bu kentte düzenlediğiniz organizasyonların hangisinde oralardan Cengiz Topel'e uçak kaldırttınız? Kurtuluş günü anmasına kermeslerle milletvekili başkan getirip hava atmakta bu işler olmuyor. Trabzonlular mesela Galatasaray maçına organizasyon yapacak, zaten gittikleri maça Cengiz Topel'den gidecek. Gaziantepliler mesela bugünden itibaren 10 gün boyunca tanıtım günleri düzenliyor. Yaptın mı Antep'ten buraya uçakla bir tur organizasyonu? Yani demek istiyorum ki herkes elini taşın altına koyacak. Siyaset, bürokrasi, ticaret, sivil toplum kuruluşları, vatandaşı bu konuda harekete geçirecek. Yoksa Cengiz Topel'de olduğu gibi turizm konusunda da daha çok hava alırız demiş Ozan Özgenç. Buyurun. Şu an ana kumanda TÜRSAP'ın resmi sitesine girmiş 39 temsilciliği varmış il mi? Evet. Kocaeli yok diyor şimdi. Kocaeli dahil he? Kocaeli yok mu? Yok. 7 göller bile var, Kocaeli yok diyor. Bize verdikleri önemi görüyorsunuz değil mi? Niye gelmiş buraya diyor. Evet aynı görüştüm ama çok güzel yazmış değil mi ya? Kitabın ortasından döşenmiş Ozan Özgenç. Fırat var, Gap var, Yedi Göller var, Erciyes var, Kocaeli yok diyor. Tur yapın resmi sitesinde arkadaşlar. Dumlupınar. Dumlupınar'ı çok severim, ona konuşma. Ya Balıkesir. Kütahya'da şehitlik var, şehitliğe gittim ben. Ama şey diyorsun sen, tur olarak. Ya şu var, Dumlupınar'da şehitlik var. Orada büyük bir savaş yapıldı malum. Ya oraya tur artık hani acente ya, turizm acentesi ya, oraya tur yapıyorsa filan oraya temsilcilik ondan vermiş olabilir yani. Kocaeli'de temsilcilik yapacak hiçbir yer yok mu diyor. Bunun cevabını İsmet Çiğit versin şimdi sana. Turizm palavrası başlıklı yazısında arkadaşlar. İsmet Çiğit nerede yapıyor? Yazıyor. Buyurun. Huzurevi çıktı. Dur bu değil. İsmet Çiğit ya çok. Heh. Benim şehrimde turizm palavrası. Okuyorum. Bizim şehrimizin bazı önemli geyik muhabbetleri vardır. Son yıllarda bunların başında turizm kenti geyiği var. Elbette doğrudur. Bu kent İzmit çok yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Elbette doğrudur. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan son yıllarda kentin değerlerini ortaya çıkartmak açısından çok önemli işler yapmıştır. Ama bunlar İzmit'in bir turizm kenti olması için yetmez. Son yıllarda otel açtığımız falan... Son yıllarda otel açığımız vardı biliyorsunuz. Otel açığımız falan da kapandı. Otel açığı yok. Ama bu kentin turizm kenti olması için hala 100 fırın ekmek yenmesi lazım. Havaalanımız var, uçağımız yok. 33 bin kişilik stadımız var, Süper Lig'de futbol takımımız yok. 5 bin kişilik spor salonumuz var, basketbol, voleybol takımlarımız yok. Bu şehre sistematik bir şekilde muhafazakarlığın en katısını sokuşturduk.
Yaşam biçimi değişti şehrin. Trafik sorunu, ulaşım sorunu falan da var ama daha önemli bir önemlisi bu kentin turiste bakışı sıkıntılı. Gidin turizmin yerleştiği bölgelere. Kimse yabancıya kazık atmanın hesabında değildir. Kentin en güzel parkları, en güzel mekanları alkol yasaklı değildir. Turist yemeğe, içmeye, eğlenmeye gelir. Ya da tuttuğu futbol veya basketbol takımının peşinden deplasmana gelir. Bizim buraya turist neden gelsin? Yapın Seka Park'ta, park alanında güzellik. Yapın Halıdere ile Karamürsel arasındaki sahile güzellik. Yapın turizm bölgesi ilan edilmiş Kandıra sahillerinde güzellik. Yıkın şu tutucu katı muhafazakar kafayı. Eğitim, kent insanını eğitin. Esnafını bakın o zaman turist gelir diyor. Aksi halde TURSAP Başkanı'nın güzel sözleri falan yetmez. İzmit turizm kentidir diye slogan atmak yetmez. Bu kentin içinde doğma büyüme İzmitli olan bizler sıkılmaya başladık. Dışarıdan insan bu kente nasıl eğlenmeye, dinlenmeye gelecek? Gelse nasıl gelecek, dönerken nasıl dönecek? İzmit Körfezi'nin amatör balıkçılık potansiyelini bile değerlendirirseniz, dünyanın öbür ucundan, Amerika'dan, Çin'den turist gelir. Ama iki tane tarihi yapıyı restore edip alkolden arınmış Osmanlı tesisi yapmakla bu şehre bir tane turist çekemezsiniz. Başına kendinizi kandırmayın. İsmet Çiğit. Ben hiçbir şey demeden şapkayı çıkardım abi. Turizm böyle bir şey arkadaş ya. Osman Saraç tabii ki. Bu kentin en önemli markası nedir diyor? Kocaeli Spor. Evet. Tamam, futbolla pek ilgilenen insanlar değiliz evet ama neticede Kocaeli Spor bir marka yani. Evet yani en azından spor turizmi. Yani ya sporda o şekilde davranılması, Kocaeli Spor'un yeterince desteklenmemesi bitiriyor. İşte hatta voleybolda işte birincilik takımımız yok diyor diğer alanlarda sporla ilgili. Ya, balıkçılık konusunda böyle, eğlence mekanları konusunda adam gelecek diyor. Buraya niye gelir adam? Keyif yapmaya gelir, dinlenecek. Bir de geldi geri nasıl gidecek? Uçağın yok, kalkmıyor yok havalanında diyor. Yani İsmet Çiğit kitabın ortasından söylemiş şimdi bunu yani. Yok var mı diyelim? Tabii birincilik de olsa ya onları söylemiş işte İsmetçi. Tabii işte o maç vesilesiyle veya farklı nedenlerle İzmit'e gelen insanlar eğer burada mutlu olursa, memnun olursa tekrar gelmek isteyecek. Ama buraya gelmek istese havaalanı yok. Nerede inecek? İstanbul'da inecek. O bir dert başladı. Dönerken bir daha geri dönecek. O bir dert. Hadi geldi kaldı çok mutlu olacağı ortam var mı? Yok. Tamam Osmanlı'nın tarihi eserini restore ediyorsunuz. Alkolsüz Osmanlı mekanları yaptırıyorsunuz diyor. Ya bu da bir eleştiri. Onu yapmayın manasına tabii ki gelmiyor. Ama yapın diyor İsmet Çiğit. Seka Park'a güzel bir alan. Yani bir restoran, mesturant. Yani insanın rahat oturacağı bir şey. Ya da diğer sahillere veya Karadeniz sahillerine yapın. Yani tutuculuğu bırakın diyor. Yani turist buraya gelir adam alın alır birasını parkta gezerken yolda içer. Turistler böyle şeyler mi? İzmir'e git. Yani veya turizm bölgelerine git. Orada hiç kimse yadırgamaz. Ama kimse kimseyi rahatsız etmez. Böyle bir durum da var. Ya burada ya ben köşe yazımı yazmıştım. Gereğini yaptılar bilmiyorum. 4-5 sene önce dergi çıkartıyoruz. Derginin tasarımı yaptık. Gece 2'ye kadar sürdü. Çıktık eve gidiyoruz. Yürüyüş yolunda yürüyoruz. Feryadi var. Şair Feryadi Osman abi. Osman Saraç benim kendimi diyecek nasıl. O da Osman. Yürüyüş yolunda yürüyoruz. Bir tane motorlu şey durdu. İki polis. Motorlu polis. Yürüyüş yolunda gidiyoruz. Hiçbir şey yok yani. Geldi. Kimliklerinizi verin. Verdik. Bir anonsmanız bir şey yok. Üstümüz aradılar bir şey yok. Döndü diyor alkol var mı? Dedim sana ne lan alkol var mı bende? Sen ne biçim konuşuyorsun dedi. Dedim adınızı bilin ha. Ben yolda yürüyorum lan. Sen trafik polisi olsan soramazsın yani. Bu ahmaklarla bu kenti yönetirseniz ne turisti ben bile kaçacağım gideceğim yani. Sana ne oğlum? Yan yürüyen adama alkol var mı diye soruyorsun. Kimliğini alıyorsun. Üstümü arıyorsun. Yol ortasında gazeteciyim ben ya. Bu kentte 10 kişiden 5'i beni tanır ya. Hani beni mahcup etmek için yaptığını da biliyorum yani. Ve yürüyüş yolundayız. Orada barlar sokağında kıyamet kopuyor gürültüden kavgadan. Adam yürüyüş yolunda motor durmuş. Ben elimde çanta var. Şimdi dergiler. Benle uğraşıyor. Ya var.
alkol var mı? Üfle, şey, üfle çıktı, üfle olmadı da şey yaptı yani. Hoşlanmadık davranış biçimlerinden yani. Birader birader hitapları. Turist gelecekmiş kente. Yani bu yönetimden o polisin suçu yok. O polisi oraya salan adamın suçu var. Ya yani yönetim anlayışı, mantığı yanlış kardeşim. Kendilerini vatandaşın üzerinde konumlandırmayacak yöneticilerimiz. Vatandaşın hizmetkarı olacak. Hizmetkarı olacak ki bu tür halk daha mutlu olsun. Kente huzur gelsin. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. LÖSEV hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraçlak Hoca'nın gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kocaeli'nin gündemi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Bu arada şunu hatırlatayım. Cuma günleri canlı yayına konuk alıp onunla beraber Kocaeli'nin gündemini hem haftanın gündemini konuşuyor idik. Bu hafta Süleyman Pekin hocamızı davet ettim ama derse giriyormuş hocamız. Çok yoğun olduğu için katılamadı. Mümkünse ilerleyen önümüzdeki hafta ya ondan sonraki hafta Süleyman Pekin'i davet edip alıp Kocaeli'nin gündemini ve haftada o hafta içindeki köşe yazarlarının ne konuştuğunu beraber değerlendireceğiz. Fakat maalesef Cuma günü saat 2 ile 4 arası olduğu için programımız genelde iş saati olduğu için biraz izin almakta veya gelmekte arkadaşlarımız zorlanıyorlar. Bu arada tarzımıza, üslubumuza katlanabilecek herkese programımız açıktır. Onu da söyleyeyim, ilan etmiş olayım yani. Tarzımıza, üslubumuza katlanacak, sorularımıza cevap verecek herkese, siyasiler dahil, STK'lar dahil, bizim koltuğumuz boş bekliyor. Buyurup gelip oturabilirsiniz. İsmet Çiğit diyor ki, yeni huzurevi örnek olmalı. İlimizin pek çok eksiği, önceliği var. Ama en önemli eksiklerden biri, bu kente yakışır bir huzurevinin bulunmamasıdır. Hasarlı ve riskli olduğu tespit edilen Turgut Mahallesi'ndeki huzurevi binası yıkılıyor. Yerine yenisi yapılacak. Çok görkemli valilik yaptık. Çok görkemli stadyum yapıldı. Çok görkemli emniyet müdürlüğü, adliye sarayı yapacağız. Yeni huzurevi hepsinden daha görkemli, yüksek kapasiteli olmalıdır. Yaşıtlarıyla birlikte ömrünün son yıllarını huzur ve lüks içinde geçirmek isteyen emekli maaşları ile bu hizmetin karşılığını verebilecek
olan pek çok yaşlı insan var şehrimizde. Aslında Seka Park alanında Türkiye'ye ve dünyaya örnek olabilecek bir huzurevi yapabilirdik. Seka alanını ziyan ettik. Şimdi Turgut'ta eski huzurevi yerine bir an önce en güzel huzurevinin yapılmasını bekliyoruz diyor, gerekiyor diyor. İsmet Çiğit, hakikaten Seka Park alanında çok güzel yaşlılar değil mi? Canları sıkılıyor tepede. Çarşıya inemiyorlar. Seka Park'ta olsa en azından çimenler oraya gelirler, çay içerler. Yani İsmet Çiğit, evet, teşekkür ederiz. Diğer yazısını okuduk. Turizm meselesini okuduk arkadaşlar. Atladığımız bir şey olmasın. Bakayım şöyle. Yani. Evet. Kocaeli Gazetesi 6 Ekim Cuma. Kim var Kocaeli Gazetesi'nde? Mustafa Küpçü. Diyor ki, yargıya saygısız yürütme. Hukuk devleti, siyasal iktidarın yargı denetimine tabi olduğu yönetim biçimidir. Hukuk devleti, yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığını, yani güçler ayrılığı ilkesine dayanır. Siyasi iktidar eşit ve serbest seçimle iş başına gelir. Ancak denetimsiz yönetim olmaz. Olursa bu sistemin adı ne hukuk devletidir ne de demokrasidir. Siyasi iktidarın mali işlerinin denetimini önce meclis, mali işlerin denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonra da Sayıştay yapar. Siyasi iktidarın idari tasarruflarının denetimini ise Danıştay yapar. Siyasi iktidarın sayısal güce dayanarak çıkardığı yasaların anayasaya uygunluk denetimini de Anayasa Mahkemesi yapar. Bu üç üst yargı kurumunun her yönden bağımsız ve tarafsız olması temel koşuldur. Ancak bugün bu ülkede yargı siyasi iktidarın egemenliğindedir. Üst yargı kurumlarının kararları tartışılamaz. Hiçbir kişinin ben Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum demek hakkı olamaz. Ne yazık ki AKP iktidarı üst yargı kurumlarının kararlarını uygulamamak inadındadır. Bir somut örnek Dubai Port Limanı'dır. Üst yargı kurumları bu liman için denize dolgu yapılması ve liman inşaatını durdurma kararı verdiği halde göz göre göre inşaat sürdürülmüştür. Daha sonra ise siyasi baskılarla bu karar değiştirilmiştir. AKP iktidarı başta HES yani hidroelektrik santraller ve taş ocağı açılması olmak üzere pek çok konuda yargı kararlarını hiçe saymıştır. Bu tutumun son örneği Danıştay'ın yaz saati uygulamasını iptal kararıdır. Konunun uzmanı olan Elektrik Mühendisleri Odası yaptığı açıklamalarla somut kanıtlar göstererek kış aylarında yaz saati uygulamasının elektrik tüketimini arttırdığını kanıtlamakta ve uyarmaktadır. Ne yazık ki AKP iktidarının işin ehline saygısı yoktur. Danıştay nezdinde yapılan iptal istemi üzerine Danıştay gerekli araştırmayı yapmış, bu uygulamanın ülke çıkarlarına aykırı ve yanlış olduğunu görerek iptal etmiştir. Peki AKP iktidarı Danıştay'ın kararına saygılı mıdır? Hayır. AKP iktidarı inatla ve olağanüstü hal uygulamasına dayanarak kanun hükmünde kararnamelerin kararına dayanarak uygulamayı sürdürme kararındadır diyor. 5-6 kere karar olunca dilim sürçüyor. Yani Danıştay'ın bu kararını saygı duymak ve uygulamak yerine kanun hükmünde kararname olağanüstü hal şartlarında yararlanarak hala bildiğini yapıyor diyor. Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl hukuk devleti? Nerede yargı ya saygı? Yargıya saygı nerede? AKP iktidarı şimdi de 12 Eylül askeri darbesi döneminde yasaya eklenen ve fakat Danıştay tarafından anayasaya aykırı bulunan bir maddeye dayanarak meslek odalarının bağımsızlığını ortadan kaldırmanın çabası içindedir. Bu yanlış ve tehlikeli bir tutumdur. Hukuk devletinde siyasal iktidarın her alanda mutlak egemenliği kabul edilemez. Ediliyorsa o ülkede ne demokrasi ne güçler ayrılığı ne yargı bağımsızlığı yoktur. Yani vardır olacak bu. Hiçbiri yoktur anlamına gelsin diye. Evet. Mustafa Küpçü. Bir şey diyemiyoruz. Ne diyeceğiz? Yanlış mı? Evet.
karşısında yapılan o kadar gördüğünüz gibi son durumuna tersine rağmen adamlar hala peşinleri dinliyoruz. Ana kumanda diyor ki eğer siyasal iktidarın yargı üstünde mutlak ve egemenliği var diye söyleniyorsa buna katılmıyoruz diyor. Çünkü diyor köşe yazarları Cumhurbaşkanı hakkında veya iktidardaki diğer bilimler hakkında ağzına geleni yazıyorlar ama buna rağmen yazmaya devam ediyorlar. Kimseye bir şey olmuyor diyor. Demek ki yargı bağımsız diyor. Öyle olsa yazmayın kardeşim der otururdu diyor. FETÖ'den tutuklanan adam bir yıl sonra, bir süre sonra diyor, hastalık nedeni bir hafta sonra tahliye ediliyor diyor. Ya eğer diyor siyasal iktidarın yargı üzerinde böyle bir hükümranlığı olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diyor. Değil mi? Demokrasi doğrudan Türkiye demokrasi yoktur demiyor. Bak burada eğer diyor yasama, yürütme, yargı, değil mi? Güçler ayrılığı ilkesi uygulanıyorsa, hukuk devletinde bu uygulanır diyor. O zaman diyor Danıştay bir üst yargıdır değil mi? Anayasa Mahkemesi üst yargıdır. Sayıştay üst yargıdır. Bunların aldığı kararlara uyulmak zorundadır diyor. Ya ben o kararları tanımıyorum, kafama göre bildiğimi yapıyorum diyorsanız diyor. O zaman demokrasi yok diyor yani. Hukuk devleti diyemeyiz buna diyor yani. Ana kumanda çok ciddi bir iddia ortaya attı arkadaşlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde demokrasi yoktur diyor. Almanya'da yok mu? Yok. Amerika'da? Yok. İsviçre'de? Yok. İran'da da mı yok? Yok. İran'da da mı yok? İran'da kadınlar daha yeni kadınlar. İran'da, Arabistan'da o. Kadınlara şoför olma izni vermiyor. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl? Hangi ama şöyle de düşünebiliriz bak. Amerika'da zincir halini görüyor. Doğru. Yani demokrasi yok derken demokrasi zaten böyle benim subjektif düşüncem. Subjektif demeyelim. Kendi düşüncem. Ön yargı olarak kabul edin. Yani bir öyle bir şey aklıma geliyor. Demokrasi sabitlenmiş bir şey değil. Hep geleceğin bir şey yani. Her zaman daha iyisi vardır yani. Değil mi? Şimdi mesela Almanya'daki demokrasi Türkiye'den biraz ileri olabilir. İsviçre'deki Almanya'dan ileri olabilir. Amerika'daki onda ileri olabilir, geri olabilir. Bir demokrasi var ortada ama kusurlu bir demokrasi. Değil mi? Yani daha insanlık daha iyiye doğru yöneliyor. Ama biz Türkiye'de, şimdi Mustafa Küpçü tarafından da düşünmek lazım. Türkiye'de tamam demokrasi var, yok demiyor zaten. Demokrasi var ama demokrasinin gereği hukuk denetimidir diyor. Hukuk devleti olmamız gerekiyor. Daha önce kör tuttuğunu yapacak hali yok memlekette. İktidar ele geçiren o istediğini yapsın o zaman. İktidarın denetlenmesi için ne var en başta? Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Değil mi? Daha başka ne var? Anayasa Mahkemesi var. Meclisten çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu denetlesin diye. Değil mi? Şimdi bir yasa çıkart anayasaya aykırı. Ben anlamam kardeşim. Böyle uyguluyorum dersen orada hukuk olur mu? Olmaz. Danıştay var, Sayıştay var değil mi? Bunlar üst mahkemeler. Bunların kararlarını uygulamayacaksak bunlar niye var? Eğer bunlar varsa kararları niye uygulamıyoruz? Eğer kararını uygulamıyorsak burada hukuk var nasıl deriz? Yani mahkeme kararını sen uygulamıyorsan burada hukuk var diyemez kimse yani. AK Parti'yi sevsen de diyemezsin, sevmesen de diyemezsin yani. Şimdi yaz saati meselesiyle ilgili bak yazıyor. Diyor ki Danıştay diyor bunu aykırı bulmuş. Başka hani Danıştay diyelim hukukçudur da elektrik tasarrufundan ne anlar diyelim. Diyelim ya. Tam onların da bilir kişileri var. Ayrı tutuyorum. Elektrik mühendisleri odası diyor kardeşim bunun Türkiye yazarları var ekonomik olarak diyor. Bu bilir kişi bunlar. O ne on yani işini evini dinliyorsun, ne hukuku dinliyorsun, yok ben bunu uygulayacağım diyorsun. Yani ne gereği var? Şimdi aksine görüşler de var. Bak madem açıldı onu da okuyayım da. Affedersiniz. Tanzer Ünal diyor ki 5 Ekim Perşembe günü gazetesinde 500 milyar yüzünden diyor. Burayı okuyayım onu ilave olsun şey Mustafa Küpçü'ye. Yaz saati uygulamasına devam edilecekmiş. Sebep bu yolla yılda 500 milyon lira enerji tasarrufu sağlanıyormuş. Kim diyor belli değil. Rakamı duyunca gözlerim yaşardı. Ne kadar tasarrufa önem veren iktidarımız var dedim kendi kendime. Tamam gerekiyorsa tasarruf edelim de ülkemiz için her türlü özveriyi gösterelim de ama harcamalarımızdan ne kadar bonkör olduğumuz ortada. Bonkörlüğün ötesinde israf denizinde yüzüyoruz. Şu hemen hemen her gün düzenlenen devlet törenleri için yapılan masrafları alt alta toplayın 500 milyon lirayı kat kat geçer. Suriyeli mülteciler harcına 25 milyon doları katmıyorum. Onları katmaması gerekir zaten. Bu alakasız bir konu oldu. Yani şu 500 milyon lira yüzünden neden milyonlar çocuğumuz karanlıkta okula gitsin ki diyor Tanzer Ünal. Burada mesele şu. Rakamı duyunca şaşırdım diyor.
Yaz saati uygulamasıyla 500 milyon lira tasarruf yapılıyor diye açıklanmış. Kim açıkladığı yazmıyor tasarruf ama burada da kaynak var. Mustafa Küpçü diyor ki elektrik mühendisleri odası yaz saati uygulamasıyla değil, yani yazın ayrı kış saati uygulamasına geçersek tasarruf olacağını söylüyor. İşi bilen onlar. Ben değilim. Elektrik mühendisleri odası bu yani. Onlar hesap ediyor bu işleri. Yani öte yandan Tanzer Ünal yazısında bir yerden açıklama gelmiş. Kaynağını yazmamış Tanzer Ünal. Kış saatiyle, yaz saati uygulamasıyla 500 milyon tasarruf olacak. Yani birisi yaz saatine devam edersek tasarruf olur diyor. Elektrik mühendisi odası da kış saatine dönersek tasarruf olur, elektrik tasarrufu diyor. Evet, ama mantık yürütürsen gündüz gün ışığından ne kadar çok faydalanırsan elektrik kadar az yanar. Ya, bunun Türkçesi bu. Bunun için de illa mühendis olmaya gerek yok. Hadi onları teknik bilgiler. Danıştay'da hukuken diyor ki kardeşim bu uygulanamaz. Sen elektrik mühendisi olsun dinlemiyorsun. Danıştay'ı dinlemiyorsun. Vatandaşı dinlemiyorsun. Yani karanlıkta insanlar şeye gidiyor, okula gidiyor. Çocuk benim 6'da çıkacak. Yani hadi sabah 7.30'da başlattın, kurtardık. Akşam 6'da çıkıyor okuldan. 5'te karanlık oluyor. Yani niye geçmiyor ya? Ne olur? Ben anlamıyorum ki ya, bu saati bir alsak ne oluyor da bu kadar kavga etmesek ya. Allah Allah. Söyle. Ne alakası var? Enerji Türkiye'den. Ya Türkiye'nin enerji açığı var. Biz enerjiyi ithal ediyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nden geçen parayla mı halledecek? Ya o zaman bu cebinden bu cebine koy yani. Hatta bu cebinden dışarıkinin cebine koy. Osman Gazi Köprüsü'nde dediğimiz para dışarı gidiyor. Hayır, biz vatandaştan alıp uluslararası sermaye grubuna aktarıyorsun o zaman. Enerji de ithal. Hayatımız ithal ya. Bize küçükken ithal Osman derler. Evet. Tamam. Ya diyor ki enerjiden, elektrik enerjisinden vatandaştan parayı toplayıp Osman Gazi Köprüsü'nün yazarı kapatılacak diyor yani. Bu veya benzeri yerleri diyor ama yani bu bir ekonomi modeli değil ki ya. O da zararı, bu da zararı. Biz zararı, daha büyük zararlar, öteki zararı mı kapatacağız? Tamam, 2019'a kadar idare edeceğiz. 2019'da yeni sistem sandık koyulacak önümüze. Yeni sistemi seçeceğiz. Yeni Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Yeni sistemle seçimleri yapacağız. Ondan sonra bu işlerin sorumlusu da belli olacak. Meclisten geçiremedim, ben ne yapayım diyemeyecek kimse yani. Herkes topu birbirine atıyor bu arada diyor. Kimse bir şey değiştirmeye çalışmıyor. Evet. Tanzer Ünal, AKP'de yenilenme ve tazelenme nasıl yaşanacak? Dedim ya biraz sonra devam ederiz. Bir gün Soy Gazete yazmış Cuma gününde diye. Demin konuyu bürüp de. Önce bir soru. Siyasette yenilenme ve tazelenme ne zaman yaşanır? Kongrelerde, seçimlerde. AKP işte bu ezberi bozuyor. Değişimi, yenilenme ve tazelenmeyi seçmene bırakmayacak. Kendisi yapacak. Eğer seçmene bırakırsa seçmen beğenmediği belediye başkanını değiştirsin derse parti zarar görecek. Seçmen o zaman o başkanı değiştirecek ama parti de seçimi kaybedecek. Muhtemelen bir başka partinin adayını başkan seçecek. Şimdi AKP seçmene diyor ki ben anketlerimi yaptırdım. Sizin beğenmediğiniz, sizin yetersiz gördüğünüz, sizin yüzünüzü görmekten usandığınız belediye başkanlarını tespit ettirdim. Madem istemiyorsunuz bunları Mart 2019'a kadar görevde tutmayacağım, istifa edecekler, yerlerine yeni isimler gelecek. Ben sizin isteğinizi yerine getiriyorum. Siz de bizi, partimizi bırakmayın. Bize oy vermeye devam edin. Yenilenen ve tazelenen kadrolarımıza güvenin. Olay bu. Tazer Ünal yazısı. Tazer Ünal diyor yani. Yani yaklaşım bu diyor. Yaklaşım bu. Böyle bir açıklama değil. Yani
açıklama değil ya, yenilenmenin yani istifalar isteniyor belediye başkanlarına falan. Bunun mantığını açıklıyor yani. Bu demektir anlamında. Diyor dediği bu demektir anlamında. Olay bu. Akıllıca bir yöntem. Kurnazca bir yöntem. Ha, demokrasi kuralları yönünden doğru mu? Dün de yazdım. Değil. Madem demokrasiyle yönetiliyorsunuz, seçimle gelen seçimle gitmeli. Talimatla değil. Yoksa yönetim sistemimizin adı demokrasi olmaz. Özetle AKP'deki yenilenme ve tazelenme yöntemi kendi parti çıkarları yönünden doğru, demokrasi ilkeleri yönünden yanlış. İzlemeye devam edelim demiş. Buraya not almışım. Erdoğan aday yapmasaydı hangisi seçilirdi diye. Şimdi burada demin senin de katmaya çalıştığın konu buraya geldi yani. Ben burada Tanzer Hocama diyorum ki bu katılmakla beraber yani demokratik açıdan doğru değil ama sistem açısından doğru diyorsunuz. Demokratik açıdan doğru değilin altına biraz bir şerh koymak lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan rüzgarı artık hepimizin kabul ettiği bir durum. 15 yıldır. Kimi koysaydı başkan seçilecekti ya. Nereye kimi koysaydı? Beni götürüp de sensin kardeşim deseydi ben seçilecektim. Kimse beni tanısın tanımasın. Tayyip Erdoğan rüzgarıyla. Dolayısıyla demokratik açıdan da belediyelerde o oyları verenler yani seçmenin oyunun büyük bölümü Tayyip Erdoğan ve AK Parti yüzünden verildi. Başkanlara değil. Büyük bölümü. Bunu başkanlar da inkar etmezler. Nadir vardır bir iki başkan seçilen bilemiyorum ama Kocaeli'de görüyoruz. Başkan adayı olarak kimi koysa seçimi kazanacaktı zaten. Dolayısıyla şimdi genel merkezin bunları istifaya zorlaması demokratik bir hak olarak da görünüyor. Çünkü oyları kendileri değil genel merkez aldı. Böyle bir durum var. Doğru mudur? Bunu da ilave etmiş olalım. Devam ediyoruz. Ah bir zamanlar. Bir zamanlar. Çiftçinin ürettiği, çiftçinin memleketin efendisi olduğu dönemlerde ot boldu, saman boldu, yonca boldu, arpa boldu, hayvan boldu, et boldu. Saman o kadar boldu ki Afyon'da saman selülozundan kağıt yapan fabrikamız bile vardı. Ya şimdi bırakın selüloz haline getirip kağıt üretmeyi, hayvanlarımıza yedirecek samanımız bile yok. Avrupa'dan ithal ediyoruz. Hayvanlarımıza yedirdiğimiz samanı dolar, euro ödüyoruz. İşte Türk tarımı bu hale getirildi diyor. Şurayı da okuyayım. Hadi insan yetiştiremiyoruz anladık. Sığır da yetiştiremiyoruz. Baksanıza yine sığır ithal edilmesi kararı alındı. Bunda bir terslik yok mu? Hayvan da yetiştiremiyoruz insan da. Evet. O köprü. Ben İzmit Körfezi'nin üstündeki Osman Gazi Köprüsü'nden hiç geçmedim. Ancak sanki geçiyormuşum gibi düzenli para ödüyorum. Ya şimdi ne önemli. Konulara bazen katılıyoruz, bazen katılmıyoruz ama köşe yazarlarımız çok iyiler. Üslupları çok iyi ya. Keyifli okuyorsun yani. Bak ne diyor. Ben İzmit Körfezi'nin üstündeki Osman Gazi Köprüsü'nden hiç geçmedim diyor. Ama sanki geçiyormuşum gibi düzenli para ödüyorum. Farkında değilsiniz. Sizler de ödüyorsunuz. O köprü günlük geçme garantisi verilerek yapıldı. Günlük 40 bin, yılda 14 milyon 600 bin araç. Ama bu kadar araç geçmiyor. Geçmeyen araçların parası devlet kasasından yatırımcı firmaya ödeniyor. Yani ben ödüyorum, siz ödüyorsunuz, hepimiz ödüyoruz. Bu köprü devletin kasasından tek kuruş çıkmayacak sloganıyla yapılmıştı. Doğru, devletin kasasından değil, vatandaşın cebinden çıkıyor. Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Deli Dumrul meşhurdu, değil mi? Deli Dumrul var, Deli Dumrul Köprüsü. Susuz Dere'ye köprü yapmış Deli Dumrul. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden döve döve 10 akçe alıyormuş. Bizim bu köprüyle Deli Dumrul Köprüsü uyuşmuyor mu? Geçen parayı veriyor geçiyor. Geçmeyenden döve döve 10 akçe. Yapacak bir şey yok. Yani köprüden geçerken de para ödüyorsun, geçmesen de para ödüyorsun. Ben bu köprüyü yaptım. İster geç ister geçme. Parayı vereceksin yani. Aynı Deli Dumrul hesabı ya. Bak. Belki 1500 bin yıllık bir, şimdi tam unuttum Dede Korkut masallarının tarihini. Baksana Google'den, Google amcadan. Ta o zamanlarda yazılan masallar, değil mi? Sanki bugün gerçekmiş gibi uygulanır oldu yani. Yani Deli Dumrul canını almaya geliyor bir de Azrail. Anasına gidiyor, anası canım tatlı vermem diyor. Babasına gidiyor, canım tatlı vermem diyor. Gene karısı diyor, benim canımı al diyor ya. Ben sana yaşa yeter ki diyor. Sevgilisi, karısı yani, sevdiği. Azrail de bunların sevgisini görüyor da annesiyle babasının canını alıyor. Deli Dumrul ve karısı mutlu mutlu yaşıyorlar. Böyle bir durum var. Bu iş şeyde Deli Dumrul hikayesinin devamında.
Yani bu köprüden yola çıkarak bu hikayeyi tamamen uyarlayabiliriz arkadaşlar. Devam edebiliriz yola yani. Ben diyor 9. yüzyılda 1000 yıl önce 1200 yıl önce ki masal işte buyurun yani. 1200 yıl önce deli dumbul masalı var. Şimdi uyguluyoruz arkadaşlar. Bayağı geliştik ama böyle giderse arkadaşlar 50 bin sene sonra çok modern bir ülke olacağız. Sabredin. Biraz sıkıntı şimdi nedir bu? Yani bu kadar panik yapmayın. 50 bin sene sonra mis gibi bir ülke olacağız. Değil mi? 50 bin sene kaldı. Biraz sabredin. Son günlerde en çok rastladığım tüyme ilanları. Tüyme kaçmak biliyorsun tüyme. Tüylü deriz. Korkup kaçmaya derler aslında. Yatırım yaparak Amerika'da kalıcı ikamet etme imkanı. Bu başlık altında verilen gazete ilanlarına son zamanlarda sıkça rastlıyorum. Bu ilanlar cebi dolu, ülkemizde fazla duygusal bağı kalmayanları tüymeye davet ediyor. Ben Amerika dedim de tüymek isteyen vatandaşlarımıza pek çok ülke fırsat yaratıyor. Yunanistan, İtalya, Macaristan. Geçenlerde bu konuda bir haberde 42 ülke saydım. O yatırım dedikleri tutarı 50 bin eurodan başlıyor, 2 milyon euroya kadar çıkıyor. Sakın bu yazdıklarımı tüymeye teşvik olarak kabul etmeyin. Ben sadece durum tespiti için yazdım. Bu arada belirteyim. Son birkaç yılda bu yolla, affedersin, son bir yılda bu yolla 6 bin kişi yurt dışına tüymüş. Yani 10 bin euro, affedersin, 50 bin euro ile 2 milyon euro arası para var cebinde. 6 bin kişi yurt dışına tüymüş. Evet. Sonunda geri dönmek için çok yol alacaklar diyor. Ana komanda. 50 bin sene geçsin biz bir gelişelim onları bir daha almayacağız diyoruz. Dönmeyeceğiz onları. Defolun gidemeyeceğiz. Hiçbir bedelle vatanımı terk etmem ya. Dört mevsim yaşanan dünyanın cenneti bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir parayla da burayı terk edecek halimiz yok. Adem Turgut bak sen şu başkana diyor. Sakaryaspor Başkanı Twitter hesabından bir açıklama yapmış. Diyor ki ne kadar çirkin bir şey bu. Sakarya Atatürk Stadı'nın açılış maçı varmış. Ona davet ediyor insanları. Sakaryaspor Başkanı şunu diyor İsmail Gürses. Hani ben şimdi kulüp başkanıyım. Oturmama, kalkmama, sözlerime dikkat etmek zorundayım ya. Hani ben de tribündeyken diyorduk ya. Şimdi demek istiyorum da diyemiyorum ya. Pazar günü maça gelmeyen nokta nokta olsun. Anladınız siz. Yazmış. Kulüp başkanı bir de kocaman adam yani. Biliyorsunuz Sakaryasporlu taraftarlar yaşanan rekabet nedeniyle uzun yıllardır tribünü motive etmek için ayağa kalkmayan körfezli olsun tezahüratı yapıyor. Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses'in bu paylaşıma Kocaelispor'lu taraftarlar büyük tepki verdi. Haklılar da. İçeriğinde dikkat ve özen olsa da bir başkana yakışmamış stadımıza doya doya oynayın başkan ama bizi karıştırmayın demiş. Yani ne kadar çirkin bir şey ya. Evet onun için ben de sevmiyorum. Ana kumanda diyor onun için futbolu sevmiyorum. Bu tip adamlardan nefret ettik diyor. Ben de sevmiyorum abi. Milli maçlar denk gelirse izliyorum. Hakikaten ya. Kulüp başkanısın sen. Cahil çocuk musun ya? Körfezli olsunmuş. Biz körfezliyiz. Neyimiz var neyimiz eksik. Adamlığımız fazladır. Merkezi ezan devam etmeli başlıklı haberi okuyacağım. Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal ezan kursları bitene kadar merkezi ezan sisteminin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Uysal kararın gereksizliğine tepki gösterdi. Bak Türk Diyanet Vakfı Sen Kocaeli Şube Başkanı da bütün köşe yazarlarımızla beraber bizimle beraber aynı görüşte. Hepimiz birden yanılıyorsak da yani bizim kusurumuz olsun. Sen katılma zaten. Her şeye muhalefetsin ya. Ana muhalefetin amcasının oğlu seni gibi. Değil mi? Aytaç Çiçek. Neyse ki hain değilmişiz. Geçen haftanın konusu bildiğiniz gibi MTV artışıydı. Motor taşıt vergisi. Bu artışın sebep olduğu sarsıntıları sanırım tekrar yazmama gerek yok. Kısacası AK Parti tabanı da dahil olmak üzere her kesimden tepki vardı. Yalnız taban kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu taban kelimesi yalakaları, kraldan çok kralcıları kapsamıyor. Bakınız yapılan zammın oranının çok fazla olduğunu bile bile saçma sapan argümanlarla AK Parti'yi ve reisi savunduğuna iddia eden, aslında kendi menfaatinden başka bir şeyi savunmayan ve menfaatlerine de her şeye yalakalık yaparak ulaşacaklarını sanan siyasilerden usandı bu millet.
Sahi siyaset kurumu ya da siyasetçi neden var? Halka hizmet için, halkın sıkıntılarını gidermek için değil mi? zam olayının halka sıkıntı yaratacağını bile bile körü körüne savunmak niye o zaman diyor Aytaç Cici. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zam olayına cephe alana kadar makam sahibi adamlar halkın yararına tek bir kelime etmiyorlar? Neden ve niçin çekiniyorlar? Tepki göstermek çok mu zor? Üstelik ben ve benim gibiler bu gibi durumlara tepki gösterince de direkt hain damgasını yapıştırılıyor. Neyse ki her defasında Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya müdahale ediyor. Olay bizim dediğimiz noktaya geliyor da hain damgası yemekten kurtuluyoruz. Gerçi şu noktadan sonra hainin kim olduğu da tartışılır. Dikkat edin, 15 Temmuz darbe girişiminde halkın zaferi kesinleşene kadar rengini belli etmeyenlerle bu zam olayını körü körüne savunanlar aslında aynı karakterler. Darbe gecesi menfaatleri gereği dut yemiş bülbüle dönenler şimdi yine menfaatleri gereği sözde Erdoğan'a arka çıkmak adı altında Erdoğan'ın altına uyuyorlar. Son oysunlar bakalım. Görünüşe göre Erdoğan da bu tipler için büyük bir çukur oyuyor. Kendileri kısa zaman sonra o çukura atılacak ve siyaset mezarlığında çürümeye terk edilecekler diyor Aytaç Cici. Amir Kan ve Türkiye tanıtımıyla ilgili Numan Kurtulmuş'la görüşecek. Amir Kan biliyorsunuz çok ünlü bir sinema sanatçısı. Hintli film yıldızı. Yani onunla ilgili onu okumaya zaman fazla kalmadı. 40 olmuş çünkü. Melih Gökçek istifa eder mi konusunda yazmış. Aytaç Cici diyor ki kolay kolay istifa etmez diyor yani. Melih Gökçek. En azından diyor 2019 seçimlerine kadar istifa etmez ama o zaman aday olmayacağını düşünüyorum diyor. Aday yapmayacaklar diye düşünüyorum. Adam mesleği belediye başkanlığı diyor. 94'ten beri. CHP'de şeyi düşürdük, fareyi. Faresiz bir hayat düşünemiyordum. Düşünürüz, bir şey olmaz, neyse. Mavi Kocaeli gazetesi yazıklar olsun başlığı çıkmış. Yeni Cuma Parkı'nda bulunan Asılık Çınar'ın dibine beton dökmüşler. Sonra haber olunca kaldırmışlar. Haber olmazsa devam arkadaşlar. Evet, şimdi buna özellikle gazeteci arkadaşlarımız dikkat etsinler. Sebahattin Aydın, kralınız gelse bana terörist diyemez başlıklı yazısındaki mağduriyetini dikkatlerinize arz ediyorum efendim. Bak buna bakın. Yaşım 30. Gazetecilikten başka hiçbir iş yapmadım. Öyle görünüyor ki Allah fırsat verdikçe de bu işi yapacağım. Bir dönem çalıştığım Manşet Kocaeli gazetesi, devletin resmi olarak tanıdığı milletvekillerinin, belediye başkanlarının, tüm siyasi partilerin, en çok da iktidar partisi temsilcilerinin uğrak yeri olan bir gazeteydi. Her şeyi yasaldı. Kocaeli'de basılı yayın yapan 50 tane gazete yoktu. 6-7 gazeteden bir tanesi. Bizi de kader oraya savurdu. Ekmeğimizi oradan kazanıyorduk. Sonra bu gazete kanun hükmünde kararnameyle kapatıldı. Sahibi gözaltına alındı. 29 gün sonra salıverildi. Tek zarar eden kurumu gazeteydi. Kimseye tazminat, maaş vermeden bu gazeteden kurtuldu. Şimdi diğer iş kollarındaki ticareti mis gibi devam ediyor. Gazetenin sahibinin diyor. Olan orada çalışan gazetecilere oldu. Bırakın maaşını, tazminatını, ihbarını, bina içerisindeki özel eşyalarını bile alamadılar. Bunlardan biri de bendim. İddia ediyorum, din simsarı Fethullahçıların darbe kalkışmasının ardından ilk mağdur olanlar, onların karşısında duran, her fırsatta bu yapılanmaya baş kaldıran ben ve benim gibi insanlardır. Maddi mağduriyetlere bir nevi eyvallah çekerim. Param kalmışsa üstünü çizerim. Hak etmediğim halde bir kamyon para verseler Maliye Bakanlığı'nın önünde onu bir bidon benzin döker yakarım. Ancak bana herhangi bir şekilde manevi zarar verecek, imada bulunacak kim olursa olsun bunun hesabını sorarım diyor Sebahattin Aydın. Bakın ne olmuş. Ben hayatımın hiçbir döneminde kimseden bir şey beklemedim. Az kazandım, şükür ettim, çok kazandım, yine şükür ettim. Ama kendim kazandım. Ne resmi ne de gayri resmi hiçbir yapıya sırtımı dayamadım. Kimseden destek almadım. Rızkımı kendim aradım. Hayatımın hiçbir döneminde torpil yaptırmadım. Şu an çalıştığım kurumda sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Buraya gelirken de kimseden bir destek istemedim. Emek verdim, çalıştım, tercih edildim. Önceki çalıştığımız gazete kapatıldığında basın kartımızı da bizden geri almışlardı. Şimdiki gazetemde işe başladıktan sonra Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne basın kartımı geri almak için başvuruda bulundum.
Bu başvuruyu yapmadan önce İçişleri Bakanlığı'na hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığını sordum. Resmi evrakla hakkında herhangi bir soruşturma yoktur yazısını gönderdiler. Hal böyleyken benim basım kartı almam için bir engel olmadığını anladım. Çünkü kapatılan gazetemdeki genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü ve diğer birkaç arkadaş kartlarını aldı. Dün itibariyle öğrendim ki bana 100 yıl ceza verilmiş. Sebahattin Aydın'a. Buyurun. Devam edeceğim. Basın kartını geri almak istiyor. 100 yıl ceza verilmiş kartla ilgili. Çalıştığı gazetede genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü ve diğer birkaç arkadaş basın kartını almış kapatılan gazeteden. Sebahattin Aydın'a 100 yıl ceza verilmiş. Yani 100 yıl basın kartı alamayacakmışım. Akla karayı ayırt etmeden herkese potansiyel terörist gibi davranamazsınız. Siz değil, sizin kralınız bile bana bu imayı yapamaz. Eğer benim bir suçum varsa resmi kurumların hepsinde adresim kayıtlı, buyursun gelsinler. Evimde bekliyor olacağım. Hakkımda soruşturma açacak biri varsa açsın, onu da bekliyorum. Ama bunlar olmayacaksa basın yayın enformasyon genel müdürü Mehmet Akarca başta olmak üzere kurumda çalışan amirinden memuruna, kurulundan kartı basacak matbaaya kadar hepinize sesleniyorum. Beni siz yargılayamaz ve benim hakkımda karar veremezsiniz. Bana verilen maddi zararlar bugün itibariyle umurumda değil. Ama siz bana bir imada bulunamazsınız. Beni manevi olarak yıpratamazsınız. Buna izin vermeyeceğim, haberiniz olsun demiş Sebahattin Aydın. Geçmiş olsun kardeşim. Çok üzüldüm buna ben ya. Şimdi ya 15 Temmuz sürecinde Kocaeli Marşet Gazetesi vardı burada. FETÖ'cülük meselesinden kapatıldı. Yani şimdi yazdığına göre şimdi yani. Şu anlatayım da basın kartlarını iptal ettiler çalışanların. Ben o dönemde Feyse yazmıştım işte böyle olmaz diye. Beni de Körfez Belediyesi işten attı işte. Mevzular bunlar. Arkanda falan değiliz. Sonuna kadar yanındayız diyor. Evet. Bunu diyor bütün basın okuyor diyor. Köşe yazarımız neticede değil mi? Evet. Biz de okuyoruz. Programı izleyerek okumadıysa bizim programdan görüyor. Bir şekilde duyuluyor bu konu. Şimdi diyor ben diyor haftaya cumaya kadar bekleyeceğim diyor ana kumanda. Biz de bekliyoruz buradayız. Programı yapmaya devam ediyoruz. Bakalım diyor hafta içinde bu konuyu kaç tane gazeteci köşe yazarı yazacak? Kaç tane destekliği sahip çıkacak sana diyor. Ama biz diyor arkandayız diyor her türlü. Yanındayız diyor. Tabii ki yanındayız yani. Gazeteci cemiyetinden de özellikle açıklama bekliyoruz diyor. Birlik beraberlik budur diyor. Şimdi lazımsınız yani. Meslek dayanışması budur. Ya bir de vicdan diye bir şey var arkadaş. Şimdi eğer ortada bir suç varsa bilmem ne var ise bunun yetkilisi sorumlusudur değil mi? Şimdi ben bu Kocaeli'nin gündemini sunan adam benim. Hangi gazeteyi okuyacağını tercih eden adam benim. Hangi köşe yazısını, hangi üslupla okuyacağını tercih eden benim. Ben bir hata ettiysem sen kameramanı ne şey yapıyorsun? Değil mi? Yani Osman Sarac kardeşim sen burada yasaları çiğnedin diyorsan değil mi? Yetkilisi bensem geleceksin bana uygulayacaksın ne uyguluyorsan yani. Kameramana ne veriyorsun mesela? Örnek. Şimdi Kocaeli Manşet Gazetesi'nde Sebahattin Aydın çalışırken gazete işte 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülük meselesinden kapatıldı filan. Orada çalışanların tamamının basın kartları iptal edildi. Özel eşyamızı bile alamadık diyor. Yani orada çalışan insan yani. Bu sadece Sebahattin Aydın değil oradaki muhabiri dahil bilmem nesi dahil yani. Tedarikçisi bile var. Şimdi bu mağduriyeti yaratıyorsun. Sonradan işte akla kara birbirinden ayrılmaya başlıyor. Gazetenin madem yayın politikası FETÖ'den yanaydı. Gazetenin sahibi değil mi? Gazete kapandı. Bize diyor hiçbirimize ne tazminat alabildik ne ihbar tazminatı. Öyle aktarımız zayi oldu. Kurtuldu bizden diyor. Aynı gazetenin sahibinin başka şirketleri var. O paraya para katmaya devam ediyor diyor. Bu bir. Atladık basın bölümüne. Gazetenin yazıdan alıyorum okuyorum bunu yani. Bir şey bildiğimden değil. Bakın. Kapatılan gazetemdeki genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürü. Birinci derece sorumlu bunlar. Bak bunların da verilmesini demiyoruz. Yanlış anlaşılmaz. Bunlar ama eğer bir suç varsa önce bunlar yetkilidir, sorumludur değil mi? Bunlar kartlarını geri alıyorlar. Sebahattin Aydın müracaat ediyor. 100 yıl basın kartı alamazsın diye tavır alınıyor yani.
Buna biz Türk edebiyatında zulüm diyoruz arkadaşlar. Zulüm. Yuh diyoruz bir de yani. Yuh. Tayyip Erdoğan bunları da görsün. Ben Sabahattin Erdin'in yerinde olsam, gerçi yerinde olduğum zaman yapmadım ama sen yapabilirsin. Yerinde olsan CİMER'e bu yazıyı komple kopyalar CİMER'e atarım yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına gitsin de orada basın yayın enformasyon müdürü kalıyor mu kalmıyor mu görürsün. Bunları Erdoğan bilmiyor. Gitsin de görürsün. Ama ben sana söyleyeyim. Duysun da gör. Tayyip Erdoğan duysun da gör. Bak ne yapıyor bunlara. 100 yıl geri alamazsın. Niye suçum ne? Soruyor onu da soruyor yani. İçişleri Bakanlığı'na. Seninle ilgili hiçbir takip dosyası hiçbir şey yok. Neyi iptal ettin bunu? Ettim. Keyfimden. Bir tespiti daha var. Kim diyor FETÖ'cü yapılanmaya karşıysa 15 Temmuz öncesinde ilk diyor onlar mağdur edildi diyor bak. Tespite bak. Benim ömrü hayatımda FETÖ'nün Face ile bir alakam olmamış. Ben bu gazete kapatılırken dedim yani Facebook'ta yazı yazdım. Dedim ki yani bu şey Yeşil Kocaeli için de yazdım. Yani kayyum atanabilir, başka bir şey yapılabilir. Hani adam FETÖ'cü mü değil mi? 85 tane çalışanını sen mağdur ediyorsun, kartlarını iptal ediyorsun, emeklerini zayi ediyorsun, tazminatlarını zayi ediyorsun. Yani yazdım ki yerel basına gelince devletimiz çok şiddet davranıyor diye bir ona benzer bir yazı yazdım. Sırf bu yüzden beni işten attılar. Belediyeden. Ne alakası, belediyenin ne alakası var? Sanki belediye savcılık. Savcılık bir şey demiyor, belediye beni işten atıyor. Bu alçaklara bir daha oy vereceğim ben. Alçak kelimesini sadece bir belediye için söylüyorum. Gerisini bağlamaz. Yani ama bu yapılan alçaklık değil mi? Bu adamın basın kartını iptal etmişsin. Tazminat hakkı iptal, ihbar hakkı iptal. Bu ne yaptı yani? Suçu yok, günahı yok. Diyor ki var mı İçişleri Bakanlığı'na soruyor, suçum var mı yok. Gazetenin patronu başka işlerine devam ediyor. Herkes lay lay lom, çalışanlar mahvoldu yani. 100 yıl alamazsın diyorsun Sebahattin Aydın'a. Ne etti lan sana bu? Yazık, yazık, yazık. Ama ben diyorum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunu duysun. Eğer müdahale etmezse ben sakalımı 5 kere daha keseceğim yani. Yok ki keseyim bir şey de. Yani kesinlikle müdahale eder yani. Ona müsaade etmez yani. Bizi var şu milleti gerçekten kalben savunan, seven, koruyan bir numaralı adam gerçekten Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Duyduğu anda müdahale ediyor böyle şeylere. Ama ekibini yapamadı abi bir türlü ne bileyim. Ya güveniyorsun FETÖ'cü çıkıyor. Ya FETÖ'cüler operasyonu polis gönderiyor. Giden polislerin içinde FETÖ'cü çıkıyor ya. Kimle baş edeceğiz abi biz bunlarla? Hangisiyle baş edeceğiz ya? En son sokakta kör tuttuğunu öpecek, olacak, bitecek. Ya zaman sıkıntı değil mi? 6 dakika var ama çok konuştuk. Ekonomi tıkırında mı? Hemen şunu seri okuyayım o zaman da. Ersin Akboyun diyor ki, motorlu taşıtlar vergisine yapılan %40 zam toplumun hemen her kesiminden tepki gördü. Zaten Cumhurbaşkanı da bu tepkiyi hissetmiş olacak ki konunun Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşeceğini söyledi. Yani dün Periskop yayınında söylüyordu bir gazeteci. Türk halkından böbreğini iste verir ama cebine dokunma. Doğru mudur bilinmez. Geçmişe baktığımızda siyasal iktidarların hep ekonomik krizler sonunda gittiğini görürüz. 2000'lerdeki koalisyon hükümeti, 94 tansiyonlu hükümeti, 80 öncesi terörün yanında ortaya çıkan ekonomik buhranın faturalarını iktidar kesilmiştir. Yani ekonomi bozulduğu zaman iktidarlar devrilmiştir diyor. Bedelini öder diyor. Aslına bakarsanız AK Parti'nin 15 yıllık iktidar başarısının altında yatan da ekonomideki başarısıdır. 2010 yılında Türkiye'yi teğet geçen kriz AK Parti iktidarına olan güveni perçinlemiştir. Ancak son 2 yılda ciddi artış gösteren cari açık, dış borç faiz ödemeleri ve kalkınmanın sadece inşaat ile sınırlı kalması ülkede işsizliğini arttırmış, ücretler günün şartlarının gerisinde kalmıştır. Bugün asgari ücret 1400 lira civarındayken 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1200 TL'ye dayanmıştır açlık sınırı. AK Partililer bu durumda hemen caddelerde artan araçları, uçaklarla yapılan seyahatleri falan gösterir ve derler ki para yok diyorlar ama yollar araçtan geçilmiyor. Bu tespit doğru ama eksiktir. Yollardaki araçların çoğunluğu bir evin en az 2 çalışanın olması ile kredilerle alınan araçlardır. Bugün icra dairelerinde de taksitleri ödenmeyen binlerce aracın dosyası vardır. Sana helal olsun Ersin Akboy'un ne güzel tespit etmiş. Ayrıca artan kredi kartı alışverişleri, bir kişinin 5-6 kredi kartı sahibi olması da insanımızın çoğunluğumuzun borçla yaşadığına örnek gösterilebilir. Harcamaların kredi kartlarla yapılması çoğunluğumuzun borçla yaşadığını gösterir diyor bunu. Kim Ersin Akboyun. Sonuçta Türkiye'de orta sınıfı olmayan
Bir bölüm varlık içinde, diğer bölümü ise yoksulluk içinde, borç batağında bir kesim meydana gelmiştir. Orta sınıf yok oldu diyor. Ve bir sistemi ayakta tutan orta sınıfın genişliğidir. Sosyal adaletsizliği de ortaya çıkaran bu durum iktidarın önündeki en önemli sorundur diyor. Onun için kaçırmadan okuyayım dedim ben. Evet, Çağdaş Kocaeli'de arkadaşlar. Ya ne zaman geçti? Rahat rahat sığıyordu dedik ya program. Bitti mi? Kongreler neden ertelendi? Nurettin Kolaylı'dan. Güncel konuları kaçırmadan okuyayım istiyorum biliyor musun? Yaptığımız araştırmanın neticesinde genel merkeze şu iki hususta giden yoğun şikayetler nedeniyle kongreler ertelenmiş. Birincisi, FETÖ ile bağı olduğu herkesçe bilinen bazı isimlerin ilçelerde, listelerde veya yedeklerde yer aldığı hususu. Bununla ilgili bir isim, belge bilgi olmaksızın birçok şikayet genel merkeze gönderilmiş. Bir diğer şikayet konusu ise değişim olmaması. İddialara göre giden şikayetlerde ilçe kongrelerinde gerekli değişimler yapılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın metal yorgunluk uyarısı dikkate alınmıyor ifadeleri kullanılmış. Kocaeli'de yapılan kongrelerin sonucunda %50 değişim olmuştu. Demek %50 genel merkez nezdinde yeterli bir rakam değil veya ertelemelerin arkasında başka bir neden var. Kamuoyu ya da diyor başka bir nedeni varsa kamuoyu nasıl konuşuyorsa onu bilmiyoruz diyor ama iki neden öne çıkıyor diyor. Biri FETÖ'cülerin gene sızmış olma ihtimali. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın değişim diye talimat vermesine karşılığında yeterince değişimin sağlanamadan kongrelerin yapılmış olması. İlimizde %50 değişim gerçekleşti diyor ama herhalde yeterli değil diyor. Evet. Nurettin Kolaylı'dan okuduk arkadaşlar. Kültür gezilerinde moda Bilecik. Neden? Yani kültür gezilerinde Çanakkale'ye gidiliyordu, Bursa'ya gidiliyordu, Fili vesaire geziler vardı. Şimdi son dönemde Bilecik'e çokça gidiliyor diyor. Çünkü diyor, Orhan Balcı'dan okuyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu il olduğu için. Çünkü gerek TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle, gerekse siyasilerin son dönemdeki söyleleriyle Osmanlı İmparatorluğu'na yönelik bir hayranlık, bir bilgi özentisi olmuştur diyor. Ondan dolayı diyor, kültür gezilerinde Bilecik bu ara moda oldu diyor. Ama tebrik ediyor. Yanlış bulmuyor. Tebrik ediyor. Zaman vereceksen düzelt. AK Parti de hepsi AK Partili ya. AK Partili belediyelerin ardından diyor Bilecik turları düzenlenmeye başladı. Daha önce kimsenin umurunda değildi ama Osman Saraç gidiyordu. Ta Söğüt'e gittim. Ben ne yaptım ama ta o 20 sene önce. Söğüt'e gittim tepede bir yer. Bir şey anlatayım, ilginç bir şey. Şimdi kurucu Osmanlıların mezarlıkları diyeyim, saymayayım. Arıyoruz. Yol kenarında bir an birine sorduk. Camı açtım. Amca dedim, benim dedemin mezarı varmış burada. Nerede biliyor musun dedim adama. Yolda birine. Camı açtım arabanın camından. Amca dedim, benim dedemin mezarı var burada. Biliyor musun sen dedim nerede diye. Adam sen kimsin, deden kim demedi. Direkt daha ileri gidin sağda oğlum dedi. Sormadı ki deden kim, kimden bahsediyorsun. Ne oldu? Nah şöyle ileri gidin sağda dedi. Gittik. Yunan işgali sırasında mezar taşlarına mermi atmış Yunanlar. Mezar taşlarına. Bize demokrasi öğretenlere bakın. Avrupa Birliği. Öyle nefret ediyor. Mezar taşlarına mermi atmışlar herifler. İzleri duruyor orada. Gidin bakın Söğüt'e. Tabii ki öyle kültür gezisi olacak. İyi dolmuş. Arkadaşlar mutluluk plaketçi, ziyaretçi ve setekalar. Müthiş bir setekalar ilgili yazı. Pazartesi okuyacağız. Setekaları muhakkak okuyacağım. Yüksel Ercan'dan altı çizilmesi gereken bir konu olduğu için arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yetiştirebildim. Konuları özetlemiştim zaten. Bakarım ben almadığıma. Evet. Tamam mıyız? Yayında yapımda emeği geçenler adına köşe yazılarımızı okurken bazen kantarın topuzunu kaçırıyoruz. Ben programın tekrarını izliyorum haliyle nasıl olmuşuz, kime ne demişiz gibi. Ama sıfır sansürle çalışıyoruz arkadaşlar. Prensibimiz, kuralımız odur. Sıfır sansürle çalışıyoruz. Medeli sıkıntısı varsa da çekeriz. Ya da hata yapmışsak arkadaşların gönlünü almasını biliriz. Her programımız böyle. Kimseye özel bir ön yargımız asla yoktur. Bütün köşe yazarlarının entelektüel düzeyinden yararlanıyoruz okuyarak. Biz de kendi aklımızın yettiği kadar kendi görüşlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Kimi zaman eleştiriyoruz, kimi zaman gülümsüyoruz, kimi zaman kızıyoruz. Böyle biraz aktif, canlı, dışarıda neysek kameraların karşısında da aynı olmaya gayret ediyoruz. O nedenle hiç kimse, hiçbir yazarımız üzerine bir şey alınmasın. Benim üzerime konuşuyorlar, beni suçluyorlar, beni küçümsüyorlar veya beni çok önemsiyorlar. Onlar da var. Kimisini de çok methediyoruz. Onlar da kendini üstad-ı azam zannetmesin. Sadece yazdıkları konulara aklımız eriyorsa, katılıyorsak, yani çok güzel olmuş, biz de böyle düşünüyoruz falan diye ilaveler yapıyoruz.
Onlar da üstad-ı azam değiller. Eleştirdiğimiz yazarlar da onlar da ya bizim düşmanımız, hasmımız, kötü gördüğümüz falan değiller. Tüm yazarların yazılarından kendi aklımızı yettiği kadar yalanıyoruz. Bu arada fikir beyan ederken ana kumanda olsun ben olayım. Sürçülisan ediyorsak hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek size hoş görmek yakışır. Bir dahaki programda ben sizin karşınızda olursam siz de benim karşımda olun. İyi haftalar. Kalubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemini sundu.